Yayında mıyız? Evet arkadaşlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Bu akşam burada Kuzgun Akademi eğitmenleriyle beraber olacağız. Biliyorsunuz tarih savaş sanatlarıyla ilgili olan, bu konuya ilgi gösteren, meraklı olan veya bir biçimde bu işin içerisinde olan herkes tarafından tanınan bir akademi bu. Dolayısıyla bu akademinin de şimdi ara verdiği çalışmaları yeniden başlayacak. Bu çalışmalarla alakalı takipçilerin, bu konuyla ilgili olan insanların yeniden bilgilendirilebilmesi için filan yapmayı düşündüğümüz bir çalışma oldu bu. Hocalarımız var yanımızda. İlker hocamız, duayenimiz bu işlerde en öndeki insanlardan biri. Ahmet hocamız var. Ahmet hocamız bireysel savunma konusunda uzman. Ve kılıç eğitmeni de Emre Erdem var. Dolayısıyla bu akşam bu konular hakkında bazı cevaplar arayacağız, bazı sohbetler edeceğiz aslında biraz hep beraber. Başlayalım sohbet etmeye. Soruları görmem lazım. Başlayalım. Evet hocam, nasıl başladınız bu işlere? Konuşalım biraz. Evet. Kuzun Akademi 2006 senesinde Tarih Savaş Sanatları Okulu olarak doğdu. Şu şekilde doğdu. Savaş sanatları ile ilgili zaten Türkiye'de kılıç kullanma sanatı ile ilgili bir çalışma yoktu. Orta Çağ savaş sanatları ya da tarihi savaş sanatları ile ilgili. Uzak Doğu savaş sanatları var. Dünyaya hakim oldukları gibi Türkiye'yi de ellerine geçirmiş durumdaydılar. Ben küçük yaşlardan beri buna ilgiliydim ama bu işin peşine düşmedim. Yani o şeyin Uzak Doğu ile ilgilenemedim, etkilenmedim. Daha sonrasında yurt dışında bu tarz benzer etkinlikler yapan akademiler gördük. Kulüpler görünce onların ne yaptığı üzerine geliştirmeye başladık kendimi. 4 yıl eskrim takımındayım, eskrim yaptım. Bir sürü farklı savaş sanatlarına çalıştım. Üzerine kendi yorumlarımızla bir şeyler kataraktan bir okul doğdu. Dolayısıyla uzun yıllarda 8-10 seneyi aşkın bir süredir savaş sanatları üzerine Türkiye'de bir yapı başlatmış olduk ve bununla ilgili referans üzerine getirdik çalışmalarımızı. Ama hiçbir zaman şunu demedik. Hani Türkiye'deki en büyük ustalar bizdedir. Ben de dünyanın en büyük kılıç ustasıyım gibi şeylerle girmedik. Sadece bir deneyim. Ama. Evet, bir deneyim. Hayır. Şöyle ki, bu sürekli araştırmayla geliştirilen bir yapı, çalışma. Yani sürekli yenilemek, oraya bakmak, buraya bakmak çünkü çok engin bir dünya. Biz o dünyanın içerisinden küçük küçük noktaları alıp onlarla kendimizi tatmin edecek yollar arıyoruz yani. Bununla ilgilenen, bunu seven insanları da bir araya getirmekti amaç ve böyle oldu ve böyle oldu zaten. Daha sonrasında da sinema televizyon çalışmaları başladı. Buraya işte deneyimlerimizden hem savaş sanatlarını sahneye taşıma ile ilgili bir deneyim gelişti. Farklı bir yapılanma oldu. Tabii ikisinin arasında çok ince bir çizgi var. Savaş sanatlarını, gerçek savaş sanatları mantığıyla sahneye uyarlamaya çalıştığınız zaman sonuçlar çok doğru olmuyor. Güzel görseller sağlamıyor. Oradakini de burada uygulayamıyorsunuz zaten. Bir savaş sanatı, şey, bir performans aktörüyle bir aksiyon oyuncusu gerçek bir savaş sanatı temelini almış olmuyor baktığımızda. Dolayısıyla o çizgiyi ayırmak için belli metotlarla denedik, çalıştık. Bu tarafı geliştirdik, çabaladık. Yani deneyimimizi geliştirirken bir taraftan da ikisini ayırmak gerekiyordu. Çünkü şöyle şeyler doğurdu. İşte bu sorular aslında uzun zamandır sorular var bize. Biz bu soruları cevaplandırmak istiyoruz ama bununla ilgili bir şey yok. İşte yorum forum siteye forum ekleyelim dedik. Sitede bazı sıkıntılar yaşadık. Bir de aynı sorular çok fazla soruluyor sürekli. Hani ona da bir kaynak olsun diye biraz da böyle oldu. Evet. Ve yani teknolojik bu nimetlerinden yararlanmak güzel oldu. İşte inşallah bunu her hafta farklı konular üzerinden yineleyelim. Farklı alanlarda, bizim yaptığımız farklı alanlarla ilgili daha spesifik, daha böyle fokuslu şey yapalım istiyoruz. Aslına bakarsanız şimdi burada son dönemde özellikle, aslında son dönemde değil, belki de yani yaklaşık 50 senedir filan çok fazla merak edilen filan da bir konu yani, çünkü hayatımızdan çıkardığımız şeyler bunlar artık. Hani kılıç teknikleri vesaire konusunda hiçbir bilgi akışı yok, onun bir kesintiye uğradığı bir süreç sonuçta bu. İşte ateşli silahların artık kullanılması da alakalı tabii. O süreçten sonra tabii biz hani çocukluğumuzda işte Cüneyt Arkın'da falan başlayan böyle bir değil mi? Bir kılıç bilmem ne işte dövüş sahneyle alakalı problemler var. Ondan sonra aslında bizim dünyaya bir noktada öğrettiğimiz işi biz dünyadan öğrenir hale gelmişim. Yani dolayısıyla bu konuyla alakalı
büyük eksiklik var. Yani burada hani Kuzgun Akademi'nin amacı muhtemelen yani bunlarla ilgili karanlıkta kalan şeyleri falan aydınlatmak. Çok güzel. Bununla ilgili ne söyleyeceksin? Şöyle, çok doğru. Bu ama yani kültürlerin kendi yönelimleriyle de ilgili biraz. Hani bir yerlerden insanların çıkış yakalaması gerekiyor. Uzak Doğu biraz bu konuda gerilere atıldığı için hani birinci dünya ülkesi, ülkeleri tarafından farklı alanlarda belli şeylerde ekonomileri şudur vesaire falan. Adamlar güzel bir atılım yapıp savaş sanatlarına yoğunlaşıp tam zamanında savaş sanatlarına yoğunlaşıp bunlarla ilgili bir kök yaratıp, evet, bir kültür yaratıp, bir doğa yaratıp bunları dünyaya yayıp güzel bir pazar oluşturmuşlar biz daha çocukken. O pazarın içerisinde başka kimse bununla uğraşmamış çünkü. İnsanlar ne Fransa'nın bir okulu var, ne İtalya'nın, ne İngiltere'nin bir savaş sanatları okulu vesaire yok. Sadece Japon ve Çinliler bunun üzerine inanılmaz bir çabalar sadece büyük çaba ki onun meyvelerini yiyorlar hala günümüzde. Biraz son dönemde kırılmaya başladı ama o onun meyvesini çok uzun zaman yediler. Herkes yumruk atsan şey diyordu, tekme atsan karate, yumruk atsan ne bileyim işte şey kung fu, takla atsan jitkun şey ne işte falan hep böyle judo, bir adamı yere çalsan judo deniyordu. Oysa bütün kültürler savaştı tarihte, büyük savaşlar yaptı. Yani çok başarılı kültürler var yani Türk tarihi işte dediğim gibi Türkler tarihinde büyük başarıları var. Savaş sanatında nasıl ustalıkları, uzmanlıkları var ama bununla ilgili bir eğitimleri yok. En temel geleneksel okçuluk dediğimiz şey. Adamlar at sırtında, ki biz çoğu ilaca alıştık, hani Türkiye'deki bu işin başlarında da bir yerde oturmuşluğumuz oldu, öyle bir fırsatımız oldu, çalıştığımız bir iş yapmışlığımız oldu. Adamlar atın sırtında yere iniyorlar, kalkıyorlar, arkasına dönüyorlar, yukarıya çıkıyorlar vesaire falan. Ve bu Türk kültürünün tarihinden gelen bir şey. Yani bu adamlar bunları mesela sana şöyle bir şey söyleyeyim, bilmiyor olabilirsin bari. Bütün geleneksel okçularımız, gidelim sor, git sor mesela bir yay almak istiyorum, ne yapabiliriz? Macaristan'dan alacaksın diyorlar. Böyle bir durum var. Kılıç almaya kalktığımızda da işte kılıç derslerini Polonya'daki hocalar gelsin bize kılıç dersi versin diyen insanlar da oldu zamanında. Şimdi biz yola çıkarken tabii ki aynı en önemli şey benim için buydu. İşte bana soruyorlar sen kılıç dersini nereden aldın? En temel şeylerden bir tanesi. Ben de bunu soracaktım sana. Böylece sen de kendini sormuş oldun. Şimdi yani klasik sorulardan bir tanesidir. Yani siz eğitiminizi nereden aldınız da eğitim veriyorsunuz Kuzgun Akademi'nin temeli neresi? Evet. Nedir? Tamam mı? Şimdi Kuzgun Akademi'nin temeli çalışmadır, çabadır, deneyimdir baktığımızda. Çıkış mantığı budur çünkü. Yani nasıl gelişti? Şimdi bu bir ayakkabı yapmak değil ya da ne bileyim bir sepetçilik değil. Babadan toruna, büyük babası adam ayakkabı yapıyormuş, çocuğuna vermiş. O onu öğrenmiş ve 5 dakikada takır takır yapıyor. Ama bugün dünyada şu anda tarihi, geleneksel kılıç kullanma sanatı, çalışmaları yapan, bununla ilgili kulüp olmuş, işte sağ sola sertifikalar dağıtan, belgeler dağıtan okulların hiçbirinin başındaki ya da onun kurucusu, dedesi şövalyeymiş, diğeri babası bilmem neymiş de ondan onları öğrenmiş değil. Niye? Bu işe ilgiliymiş, meraklıymış. Zamanında tarihten elimize kalan çok az böyle bazı manueller var, yazılar var. Bazısı işte resmetmiş, altına yorum yapmış. Böyle bir şey bırakmış zamanında, miras bırakmış. Büyük birkaç tane usta Avrupa'da ondan sonra. Bir mirası keşfedip ilgisi olan adamlar bunu alıp yorumlamışlar. Ama tabii burada şu soru var. Yani adam ne kadarını, adam çok büyük bir ustadır belki. Belki de değildi, onu da bilmiyoruz sonuçta. Tarih yani. Ne kadar orada gerçekten neydi bilmiyoruz. Biz bulduğumuz belgeye bakıyoruz. Belgenin üzerinde adamın adı yazıyor. Adamın bir savaşçı oldu yazıyor ama orası daha derin. Belki daha sonraki canlı böyle bağlantımızı sırf bunlar üzerine yoğunlaşabiliriz. Daha da keyifli olur. Aynen, çok derine inebiliyor. Keyifli ama, bir konu. Değil mi? Ben seviyorum. Ama özetlediğimiz zaman bu adam ne kadar tekniği yansıtabilmiş yazdığını, çizdiğini ve onu bugün tekrar yorumlayan kişi 200 yıl sonra ne kadar nasıl yorumlamış da bu tekniği oturtmuş. Dolayısıyla bu insanların çabaları, şeyleri, uğraşları benim için çok değerli. Birçoğunu izledim, takip ettim. Şey yapamam, ben aklım mantığımda, benim yorumladığımda, benim deneyimlerimde onların içerisinden doğruları, benim için doğruları ayıkladım, bir şey yarattım. Diğerindekileri aldım, çıkarttım. Bazılarını hiçe saydım, bazılarını hiçe yaptım. Benim için her zaman bir John Clements oldu. İlk yola çıktığım zaman vardı. The Arma diye bir ekip, Amerika'nın çok büyük bir. Hem tarihçileri olan hem bu işi tarihsel anlamda çalışmadan yapan. Zaten bu tarihsel çalışmayı da ilk yapan ekiplerdendir Arma. Yani ilk yapan ekiptir diye diyebiliriz hatta. Sonradan çıkan HEMA gruplarının hepsi de HEMA, yani Historical European Martial Arts diye geçer. HEMA'lı ekiplerin hepsi de Arma'nın öğrencisi olup çıkanlardır ya da işte Arma'dan görüp sonradan bağımsızlaşarak çıkanlardır. Yani Avrupa'da baktığınız HEMA ekiplerin hepsi de aslında ya Arma kökeni vardır ya da oradan bakıp almıştır ya da o şekilde devam etmiştir. Ama sonradan hani artık biraz daha yayılmaya başladığı için artık Arma'dan bağımsız bir şekilde de başlamaya çalışan, başlayan ekipler de var. Ama ilk başı hep Arma olarak başlamış. Çok ilginçtir. Bu süreç birebir neredeyse yaşadım. Çok kısa bir süreç bu. 15 yıl öncesinde baktığımda ben işte 1999-2000'de böyle ilgi duyma araştırmaya başlamıştım. YouTube'da vesaire falan. Clemens'le yazışmalarımız var o yıllarda.
Çünkü ben de gitmeyi düşündüm yani. Aslında hiç düşünmedim değil. Akademinin şey, mesela Arma'nın Türkiye temsilcisi olayım dedim. Ama şartlarını şeyden öğrendiğim zaman ben Starbucks getirmiyorum Türkiye'ye. Starbucks geldi derim, millet kapısında sıraya giriyor biliyorsun yani. Yatışan bir şey gibi, bilinen bir şey. Yani ben Arma getirdim dediğim zaman o ne diyeceklerdi bana. Tamam mı? Bu yanlış yaklaşımda devamı gibi olacaktı değil mi? Arma da şuna öğrenmeye devam edecektik yani, kendi işimizi. Onları belki bozmamış olacaktık o süreçte evet, baktığında. dolayısıyla o süreci de yaşadık, şöyle yaşadık. Çok azlar, azınlıkta insanlar. Azınlıkta her zaman birbirlerine sarılırlar ve destek olurlar. Yazışırdık, insanlar bizi biliyordu. O birçok HEMA toplu grupta küçük olduğu için sonra büyük forumlarda, gruplarda Türkiye HEMA şeyi organizasyonunda Kuzun Akademi'nin Kuzun Spor Kulübü olarak yollanıyorduk. O zaman Kuzun Spor Kulübü linkleri, şeyleri vesaireleri vardı. Sonra onlar gruplaştılar. Hatta çok onun şeyleri de duruyor hatıraları bilgisayarımda. Bir forum kurdular. Dediler ki bir koalisyon olalım diye bir şey neydi? Türk düşmanı hatta bir şey, gerçekten öyle, MET bir şeydi, adını hatırlamıyorum işte, ilk kurucularından hemen organizasyonlarından kurdu ve herkesi işte bu şeyin içerisine dahil etti, koalisyon forumu kurdu. Orada işte şeyin bütün ülkeleri yazdı, Amerika'da bu var, işte İngiltere'de şu var, bilmem nerede bu var, Türkiye'de şey diye. Bu bir yıl, bir buçuk yıl böyle gitti, orada insanlar dert şeylerini paylaştılar, biz bunu kullanıyoruz işte şeylerin, Japonların o Shinai antrenman kılıcına T takıp biz bunu da denedik bakalım, fena olmadı ama işte çok şöyle oluyor. İşte Tabii onları insanlar paylaştılar. Sonra ne oldu? Bir anda baktık biz çıkmışız oradan. Tamam mı? Onu kapalı kulübe çevirip belli tipleri içinden atıp, bu söylediğimiz arkadaş, çıkartıp orada daha bir şey hali. Bizi işte üyelik bedeli çıkartıp bunu biz federasyon yapacağız vesaireler falan gelip orada bir elemasyon kendi içerisinde yaptı. Elemasyonla bir şey geçti. HEMAC diye bir şey yarattı. İşte HEMAC, işte Historic European Martial Arts Coalition diye bir yapı yaratanaktan. Ve keşke yani mesela Arma gibi çok başarılı böyle işi bilen, teknik anlamda şey olan insanlardan böyle bir şey oluşmuş olsaydı ben de mesela içine dahil olmak isteseydim. Şans işte şey, benim beğenmediğim, benim gördüğüm zaman çok hani böyle şey kadar başarılı bulmadığım bir kadro bunu üstlendi. Belki de işte bu biraz şey, şans meselesi, biraz bütçesel yaklaşım mesela. Şu anda parası var zaten çok aktif değiller artık herhalde HEMAC, yani hala duruyor ama insanlar daha çok o koalisyondan çok HEMA Alliance diye, HEMA A diye geçen bir ekibe doğru kaydılar. Yine benzer şekilde çalışıyor ama sanırım çalışan insanları daha kaliteli, daha iyi, hani ya, daha çok, daha paylaşımcı ve daha hani birbirine yardım eden insanlar olarak devam ediyor. Olabilir belki şey. Yani yurt dışında evet. Sonuçta o. Senin sorunun şimdi derinleşiyor. Tamam, buraya evet, geri döndüğüm hani zaman da şunu diyeyim. Evet, böyle başladı. Takipçilerin bazı soruları var falan. Ben de yavaş yavaş bir sohbetin arasına yedirmeye çalışacağım. Tamam. Böyle hemen geliyorum. Türkiye'ye geliyorum. Şimdi Türk kılıcıyla ilgiliyse hiçbir şey yok. Yani çok ufak tefek böyle kastan çıkartacağın çok küçük şeyler var. Onun dışında zaten Yenişehir'in işte dağıtılmasında zaten bütün belgeler şeyler falan. Ustalar öldürülüyor. Şeyler yok öldürülüyor zaten. Böyle bir durum var. Tekrar da bunu el atmış bir kimse yok. İşte Cüneyt Arkın zamanında işte saygı duyuyoruz. Saygımız sonsuz. Bununla ilgili bir yola çıkmış. Yaşmışın oyuncuların da temellerini aslında. Tabii temellerini atmış durumda. Aksiyon oyuncuları reaksiyon almayı düşünüyor. vesaire falan. Belki de onlarla büyüdüğümüz için de böyle bir hevesimiz oldu. Evet. Dolayısıyla onun şartlarını o döneme göre sorgulamak şu anda bugün şartlarına göre sorgulamak yanlış olur. Ama böyle bir şey var yani bir yayım olmuş Türkiye'de Japon Savaş Sanatları ile ilgili. Bunu daha önce kıran kültürler var. Bunlar aynı şeyi yaşadılar. İşte İsrailler de aynısını yaşadı. Ruslar da aynısını yaşadı. Ama Ruslar da daha önce atılım yaptı mesela. Ne yaptılar? Onlarda da yine judo hocası, karate hocası, kung fu hocası bilmem ne hocaları vardı. Bunlar bir araya geldiler. Kendi sistemimiz olsun kardeşim dediler. Russian sistema diye bir şey yarattılar. Orduyu da arkadan aldılar, desteklediler. Böyle bir şey yarattılar ve güzel bir sistem oluşturdular. İsrailliler Krav Maga koydular ismini. İsrail'in savaş sanatları dediler. Aynıydı. O da yine şey hocam, bir karate kung fu bilmem ne hocaları bir araya geldiler. Ama Krav Maga dediler. Buna filmler çektiler 80'lerde. Kısa kısa böyle videolar. İşte şey kaçıracak. Evet. Kadın arabasından tam şey kapıyı açarken şey geliyor. Senaryosuyla. Etkilendi insanlar. Bak şimdi bugün mesela İstanbul'da da Kral Mago okulları açıldı. Tamam mı? Yani insan biraz böyle şey neyi nereden nasıl yaparsa hemen aa ne işmiş falan diye gidiyor. Ama herkes savaştı. Herkes şey yaptı. Her kültürün bir şey var. Yani başarıya baktığımız zaman Türk kültürünün çok büyük başarısı var. Japonlara baktığımız zaman katana bak. Bugün soralım şimdi buradaki arkadaşlar sorma. Buradakiler bu konuda deneyimli kültürlü başarılı adamlar. Dışarıdan şimdi geçen 10 kişiye sorsak 7-8 diyecek ki hangi kılıç en iyisi? Katana diyecek. Samurayların kılıcı diyecek. Tamam mı? Çünkü hep o filmler o şey, tamam mı? Ama baktığın zaman çok ilginçtir. Tarihte samuray kılıcının başka bir şey kültüre karşı bir savaş yapıldı, başarmış oldu. Bir tane savaş bile yokmuş abi bu adamlar. Ben de öğrendim mesela çok şaşırmıştım. Bir başarısı Türk kılıcının nelere kaç kültüre karşı başarısı var, tamam mı? Tabii bu sadece bir kılıç da olmuyor yani savaş stratejisi. Evet. İşte atlı okçu bir vesaire ama sonuçta kılıcın başarıları var. İşte gladiatörlerin o Roma kılıcının, kısa kılıcının şeyi var. Neyse biz bunlardan yola çıkaraktan biz şöyle bir yol aldık. Dedik ki kılıç kullanmayı öğrenelim biz.
Hani kültürün seremonisini değil. Çünkü bugün gidin abi bir tane Japon savaş okuluna gidin. 10 bilgiden 7'sinde kültürü öğreniyorsun. Doğru bir şey yapıyor bu arada. Yanlışları değil bu arada. Kültürünü adam dünyaya satıyor çünkü. Tamam mı? Sana Japonca ona kadar saymayı öğretiyor. Bir de kurs alırsın kazandım ama şey Aykü'de kursa gidersen daha öğrenebilirsin. Nereden mesela bir 10-15 belki 20 tane terim de öğreniyorsun Japonca. Sonunda tabii. Çünkü sözleri bir anlama gelmemiz. Bu şekilde bir yayılım var, tamam mı? Dolayısıyla biz de ben bunları almadım. İşte Alman ekolü, çalıştığımız o dediğim manueller hep Alman dilinde en azından süreçte baktım, araştırdım. Alman ekolü başladık. Avrupa kılıçları çalıştık ama Türkçe terimler kullandık. Zaten hani adamın söylediği işte o lütfen dediği şey yukarıdan vuruş anlamına geliyor çünkü zaman. Japon da işte o kanseri kodolama hareketi dediği zaman çok havalı duruyor ama çevirdiğin zaman yandan vuruş anlamına geliyor. Biz bunu almadık. Yani kültürlerin şeylerini almadık. Yaptıklarını aldık. Kılıcı nasıl kullandılar? Tekniği neydi? Vesaire bunları aldık. Ve bunlardan bir şeyi yoğurduk. Ve Kuzun Akademi'nin temel kılıç kullanma sanat üzerine yapısı doğdu. Burada şimdi genel bir hani bir çember hareketi yapıyor. Tüm toplumlarda aslında böyle bir şey var. Yani kendi kültürünü o kadar içselleştirmiş oluyor ki merak uyandırmıyor bir süre. Çünkü kendi içinde bir şey zaten. Ondan sonra bu açı genişliyor. Artık onu tanımadığı bir yapı haline gelmeye başladıktan sonra bir merak uyanmaya başlıyor. Yani adam kendi kültüründen çok uzaklaşmaya başladıktan sonra belki kendini merak etmeye başlıyor. Bir de tabii dediğin gibi hani bu kültürel akışın çeşitli şeyleri var, kodları var. Bunlar bize bir şekilde verildi. Hani bahsettiğim gibi Japon kılıcının tırnak içindeki başarısı, işte bunun üstünlüğüyle alakalı kimi şeyler. Tabii burada bilmediği bir kültüre bir yönelim oldu belki. Dünyanın da tümünde oldu aslında. Bu bir furya şeklinde hani hareket etti. Şimdi tabii biz de Türkler olarak bu işin içerisine girdik. Bruce Lee vardı, bilmem ne vardı. Tabii kılıç kullanan başka insanlar da vardı. Şimdi konu toplum için döndü dolandı. Bruce Lee bu arada, yani çok güzel bir şey. Bruce Lee hayran ediyorum. Bruce Lee bu arada çok güzel bir cümle kuruyor. Aslında bunu söylüyor. Diyor ki adam, kendisini çok farklı sistemler, disiplinler çalışarak geliştirmiş bir adamdır. O tabii Çinli, yani Jeet Kune Do, işte Jeet Kune Do'nun yöneticisi, Jeet Kune Do konseptin yöneticisi. Wing Chun yapıyor, Çin savaş sanatları yapıyor ama üstüne işte kickboks oynuyor, Fransız saleti yapıyor vesaire. Diyor ki, sen önce bir kendini tanı, kendi bedenini tanı, farklı disiplinler al. Bunlardan harmanla ve kendini oluştur diyor aslında. Diyor ki yani, sen kendi disiplinin bu. Benim öğrendiğim, ben 20 tane hareket öğrendim, Emre de öğrendi aynı 20 hareketi. Tamam. Ama ikimizin uygulayışı aynı olmayacak. Onun kolu uzun, benim bacağım kısa, onun kafası büyük, bunun şeyi... Sana demedim ya. Evet, sorulara geçeceğiz şimdi birazdan. Dolayısıyla adam... Sohbet ediyorsun. Adam bunu demiş, tamam mı? Kendi şeyini bu. Ama onu bile yanlış anlamışlar adamlar. Tamam, onu bile anlamamışlar. Ve sonrasında şey dedi, Zhang Fan Kung Fu'nun, Jeet Kune Do'nun eğitimleri dünyaya yayılmaya başlamış. Tamam mı? Adamın aslında bir konsepti açıklıyor. Kendini bul, bütün disiplin. Ama son yıllarda işte karma disiplinle, mixed martial arts'ta biraz daha yola girmeye başlandı. Bizim yolumuz da aslında böyle yani. Yani mixed bir savaş sanatları okulu. Zaten hani bu, şimdi bu noktadan dediğim gibi hani başarısız yine tırnak içinde. Hani Cüneyt Arkın çok seviyoruz, hani buradan kendisine selam gönderiyoruz. Çünkü biz yani çocukken oyunda hepimiz Cüneyt Arkın olurduk sonuçta. Yani olmak isterdik. Tabii ben seviyorum o anlamda. Fakat şimdi bir işin ciddiye alınmasıyla alakalı bir durumdayız artık. Yani özellikle işte bu noktada hani biraz şey, yani senin gibi hani genç insanların ele almasıyla başlıyor bu iş dediğim gibi. Çünkü yatırıma dönüşmesi için finansal bir döngüye girmesi lazım. Ondan sonra işte büyükler tırnak içinde bu işe yatırım yapmaya başlıyor ama hani Kuzgun Akademi daha bu furyanın çok öncesinde başladı. Bu senin kişisel ilginle ilgili filan bir noktada. Ama şu anda mesela hani ne diyoruz? Kendi kültürümüzle alakalı bağ kuramıyoruz. Yani çeşitli nedenler var. Yani bir külliyat yok. O kadar doğaldı ki insanlar belki hani yazmadı ve paylaşmadı bile. Bir kitaplaştıramadı bunu. Bir sürü kılıç kullanmadı. Tabii, mesela şimdi bu konuyla alakalı mesela Fatih Bey bir soru sormuş. Zaten aslında biz sohbete başlar başlamaz sordu. Mesela Kuzgun Akademi'nin Osmanlı zırhı konusunda bir çalışması var mı diye sordu. Şimdi ben de aslında bu noktaya hani nasıl getirmeye çalışacaktım. Hani diyorum ya, kendi kültürüne tanımaz hale geldikten sonra artık ilgilenmeye başlıyorsun. Ya ben ne yapıyordum eskiden? Ben bu dünyayı nasıl yönettim bir süre? Hani sonuçta bir savaşlara girdim. Avrupa'yla girdim, İran'la girdim veya Ruslarla girdim. Bu savaşların tümünü kazanıyordum ve bir savaş stratejisiyle, bir kullanılan bir ekipmanla, yöntemlerle vesairelerle bilen tabii dedik. Tabii zaten kesinlikle
Mesela Fatih Bey bunu merak etmiş. Mesela Kuzgun Akın'ın böyle bir çalışması var mı? Şöyle, şöyle kulüp mantığında işte. Bizim hani onlar bir karate salonu gibi de kickbox salonu gibi gidip ben de kickbox dersi alıyorum. Geliyorum işte, torba dövüyorum, lapa dövüyorum. Ondan sonra terimi siliyorum. Hadi iyi günler deyip çıkıyorum. Bir şekilde bir yapılanmamız yok. Burası bu işe ilgili tarihi meraklı olan insanların bir araya geldiği bir okul. Bu fiziksel kılıç dersleri bu işin fiziksel bir tarafı. Diğer bir tarafında bir küçük bir atölyemiz var. Burada işte hani zırhlar, kostümler yapma yani tarihsel olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bir önceki mekanımızda büyük bir atölyemiz de vardı. Yaratmaya çalıştık. Araştırıyoruz. Şu ekibin içerisinde bu konuda ilgili yetkin insanlar. Ben tamamen aslında çok zırhlara ben çok yönelmedim kendim kişisel olarak. Ama işte ekipte Emre bu konuda daha Emre hatta devam edebilir bu konuda. Yani, ama yapmaya çalıştık. Var çalışmalar. Aynen yani zırh yapmak hani imkan verdiğimiz sürece hani yapmaya çalıştığımız bir şey. Ama burada zaten kurmaya çalıştığımız ve oluşturduğumuz şey bir ekip anlayışı. Ve bu ekip anlayışında aslında önemli olan şey bilgi paylaşımı. O karma sistem dediğimiz olay da aslında bunun bir etkisinden dolayı ortaya çıkan bir şey. Çünkü buraya gelen herkes ders saati dışında özellikle ders saatinde en çok bilen tabii ki en çok onun dediği şeklinde çalışılıyor. Ama karma eğitimden gelen bu anlayışın sebebi herkes bildiği şeyi ortaya koyuyor ve herkesin bildiği şeyden ortak ve kendisine özgü daha doğru ya da daha iyi olabilecek bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yani burada sizin ilgilendiğiniz şeyle ilgili daha çok ilgilenen biri olarak daha çok bilen biri olabilir ya da siz bildiğiniz şeyi gösterirsiniz. Ortak bilgiler buluşup yeni şeylere çıkılır ya da yeni atılımlara öncülük olabilir. Bunlar burada yapılabilen şeyler ve ekip bünyesinde yapmaya çalıştığımız, yapmaya devam ettiğimiz şeylerden mesela esas olan deneyim paylaşımı. Evet, deneyim paylaşımı. Tam bu noktada işte tekrar bir soru var. Yine Fatih Bey soru. Burada mesela bu sanatı yaşatmakla alakalı diyor. Bu konuyla ilgili diğer insanlarla ne tip işbirlikleri yapılabilir? Bununla ilgili Kuzgun Akademi ne tip planları var? Bununla alakalı mesela bir soru var tam bu noktada. Şimdi şöyle bir şey var, açık konuşalım. Ya da var mı öyle bir şey? Şeffaf olur bunlar, onu da biliyorum. Hayır, şöyle ben 2010 senesinde ağırlıklı olarak Türkiye'de işte şeyleri keşfettim. Kim benden başka, kim, başka deli var mı açıkçası? Hani ilk sorum şeyim buydu. Kim var, kim uğraşıyor? Kılıçla ilgili denk gelmedik ama geleneksel okçulukla uğraşan insanları bulduk. İşte çok saygılı, çok saygıdeğer işte Murat Özveri vardır. İşte ilk tren danslarının böyle zamanlı kurucusu işte Ayda. Bu arada o dönemde de biz hani tektik. İşte okçularda iki büyük gruptular. Keman Keşler ve Tren Danslar diye. Bugün 40'ın üzerinde şey geleneksel okçuluk kulübü kurulmuş durumda. Çok hızlı ve şey bir yayılma oldu mesela konuda. Neyse şuna geleceğim. Ben o dönem bir sürü insanı bir araya getirmeye çalıştım. Buraya İstanbul'a geldim. İşte Mersin'de orada burada birçok farklı yerde insanları bulduk. Görüştük ama maalesef bizim ülkemizde hani bir şey var. Paylaşımla ilgili bazı böyle sıkıntılar oluyor. Açıkçası o dönem ben bu bir araya bir şeyler yapma konusunda biraz geri adım attım. Çünkü girdik içerisine o ona bir şey, bu ona bir şey. Forumlarda zaten bu konuyla ilgiliyseniz forumlardaki takip ediyorsunuz oradaki yazışmaları da bilirsiniz. Ben onlardan da geri çektim. Biz kendi içimizde en azından özellikle olarak kılıç sanatını kültür olarak tarihi kılıç kullanma sanatıyla ilgili bir atılım yaptık. Bununla ilgili çalışmanın üzerine gidip onun kültürel anlamda doğru yerleri taşımaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İşin zırhlarıyla, kostümlerle bilmediğimiz konulara çok fazla önemli şey değiliz ama ekibin içerisinde dahil olan insanlarla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Organizasyonlarla bunu desteklemeye çalışıyoruz. Ve gerçekten doğal ve gerçekten bu işe yönelmiş olan insanlara da her zaman bir şeyler yapmak. Belki atölye temini sağlanabilir bu konuda. Hani ya tabii yani biri geldi ben böyle zırh yapacağım kardeşim var mekan dediği zaman hiçbir zaman hayır demedik. Tam tersi biz insanları o atölyeye zorla sokmaya çalıştık. Hadi kardeşim bak yap şurada bir şey üret kendimizin bizim bir şeyimiz olsun dedik. Ama işte yeni nesil mevzusu da var. daha derin şeylere gitmiş oluyor. Yani Türk Saray Sanatları'yla ilgili biz elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Bazen engeller oldu, bazen o engelleri atladık. Bazen biz küstük, geri adım attık. Ama yolumuzdan da şaşmadık. Sonuçta bugün referans gösterilen bir okul, bir sistem yarattık. En azından bunu Türk olarak Türkiye'de yaptık. Bir yön çizdik. Diriliş Ertuğrul diye bir diziye savaş sanatları sahnelerini hazırladık. Ve Türkiye'nin hani bir diriliş öncesi ve sonrası vardır. Böyle bir süreç yaşadık. 55 bölüm yaptık. Full kendi evet. Bende yetişmiş, burada akademiye yetişmiş olan, kılıç kullanmayı bilen çocuklarla yaptık. Ama orada da bunun şeyini yaşadık. Orada da farklı sıkıntılar yaşadık. Bu noktada bir parantez açalım. Zaten yani yaptığımız her şeyin, çok şu cümleyi kurmak lazım. Yani şöyle bir şey var bu ülkede. Yaptığımız her şeyin bir dışarıya, yabancılara mal edilmesi gibi bir hobimiz var. Türk olarak. Yani biz yaparız. Değer vermezler.
aynı malı dışarıdan gelince mavi de böyle değil mi? Mavi öyle değil mi? İşte o zaman ben sana soruyorum. Böyle bir durum var. Sözünü keserek soracağım. Kendi çünkü... yaptığımız işi bile dışarıya yapmış gibi göstermenin yolları oldu yani. İşte buradaki... Yani kurmayın dedik, kurduk. Aynen. Zaten bununla alakalı ben özellikle sözünü hani kesmeye çalışıyorum. Çünkü bununla alakalı da bir soru var. Yani tamam. Diriliş ekibinden ayrılmanın nedeni mesela insanlar merak ediyor. Yani bununla alakalı bir soru var. Bilmiyorum hani buna nasıl bir cevap verilebilir veya neler söylemek istersin? Yani şöyle... Tamamen sana bağlı. Şimdi bize öncelikle sorularımızı istersen şey vakit kalırsa geçelim. Şu tamamdır. Eğitimlerle ilgili. Bununla alakalı Tolga Bey bir soru yöneltmiş. Eğitim kaç hafta sürüyor? Bu eğitimin detayları nelerdir? Ve binicilikle ilgili de bir eğitiminiz var mı diye sormuştum. Şimdi şöyle, şu şeyi bir hızlıca geçeyim. Şimdi Kuzun Akademi Savaş Sanatları okulu olarak açıldı. Ondan sonrasında biz bu sinemaya yönelince biraz kafalar karıştı. Bizim tarihle ilgili olup da bunu merak eden, anladım onu. Bunu merak eden arkadaşlar, bize tarihi bilgilerle, tarihsel ilgiyle takip eden insanlar sinemaya geçip biraz kafaları karıştırdılar. Hani sadece sinema oyuncuları mı ders vermeye başladınız artık bundan sonra vesaire diye. Aslında öyle bir şey olmadı. Sadece isimler tek bir çatı altına çıktığı için bir kafa karışıklığı yarattı. Biz onu şöyle çözdük. Kuzun Akademi Tarih Savaş Sanatları okulu olarak ayrıldı. İJK Film Prodüksiyon olarak kurduğumuz yapım şirketimiz de yapım olarak ayrıldı. Dolayısıyla Kuzun Akademi yine geleneksel çalışmaları devam ediyor. Tarih Savaş Sanatları'nın kılıç kullanma sanatına devam ediyor. Bunun yanı sıra Talimhane Atlı Savaş Sanatları kulübümüz var. Bu da atlı savaş sanatları üzerine çalışmalar yapıyor ve bizi birlikte karşı iki şey yer ve at üstü olarak iki çalışmayı bu kulüplerle. Bunlar aslında eğitim kurumlarımız bizim bu kulüplerle sürdürürken sinema televizyonda işin işte yapımından, prodüksiyonundan, işte aksiyon sahnelerinin kurulmasına, şey tasarlanmasına ve oraya profesyonel performans aktörü vermesine kadar ki süreci de İJK film yapım üstlenmiş durumda. Bunu böyle böldük. Bunun sonucunda da şimdi şey geldiğimiz zaman atlı eğitimlerimiz var. Ama onlar yaz süresinceydi. O artık hani süreç kapandı şu anda. Çünkü onu çiftlikte yaptığımız bir çalışma. Onunla ilgili detaylandıracağız. Şu anda zaten çok yeni eğitim programlarını yeni yeni oluşturduk ve bu şu an kılıç kullanma sanatını bu hafta başlatıyoruz önümüzdeki hafta. Onu detaylandıracağız. Sonra işte aksiyon oyunculuğu vesaire bireysel savunmaydı. Bunlar programlanacak. Atla ilgili de çalışma olduğu zaman hemen yayına gelecek. Yoksa okçuluk da var yakın zamanda inşallah. Akademimizde onunla ilgili zaman kalırsa Deniz var burada okçuluk eğitmenimiz. O bununla ilgili detaylı bilgi verecek bize. Yani bu dersinin plan programı başlayacak. Aşamalarla ilgili şeyler herhalde takipçilere sorulacak bir şekilde. Çünkü Devlet Hanım da mesela bunu sormuş. Hani kılıç kullanma sanatı başlıyor. Hobi grubu kılıç kullanma sanatı pazartesi başlıyor. Önümüzdeki hafta pazartesi günü başlıyor. Pazartesi ilk sınıfımız. Pazartesi, perşembe 7.30-10 saatler arasında başlıyor. Sonra ikinci grup salı perşembe olarak açılacak. İlk grup doğduğu zaman açılacak ikinci grup. Bu hobi grubu savaş sanatları eğitimi. Aksiyon oyunculuğu, oyunculukla merak ilgilenen arkadaşlar için oyunculuk, oyuncu olup oyunculuğunu bu yönde geliştirmek isteyen ya da oyuncu adayı olup bu anlamda bir giriş yapmak isteyenler için farklı programlar çizdik. Şimdi kılıçla ilgilileri bitirelim. Şimdi, hani şey olarak en azından şu an aciliyeti olan varsa orada. Yani aslında şey yok öyle devam ediyor sen. Ya şeye değinebilirsin bence hani aksiyon oyunculuğuyla kılıcın gerçek derslerine değinmek gerekiyor çünkü insanların kafası karışıyor. Hani sizin yaptığınız şey aksiyon oyunculuğu mu gerçekten sportif bir kılıç kullanma sanatıyla ilgilenmiyor musunuz gibi. Hani genelde bu tarz sorular da çok duyuyoruz. O yüzden hani buna da bir değinmek lazım. Şöyle işte o ayrımı bu yüzden yaptık. Ve isimleri de aynı. Tarih kılıç kullanma sanatı eğitimimiz tamamen geleneksel tarihi kılıç kullanmayı öğrenmeye yönelik ve savaş sanatı olarak eğitimini aldığınız bir branş. Yani burada kılıcı kullanmayı öğreniyoruz ama kılıç kullanma sanatı diye bir şey yok aslında. Yani kılıç kullanarak dövüşme sanatı diye bir şey var. Dolayısıyla biz savaş sanatı eğitimi alıyorsunuz. Burada kılıcı aracı olarak bu anlamda kullanıyorsunuz. Bunun dışında düşme, kalkma yani silahsızlandırma, silahsız kaldığı zaman silahlı rakibe karşı ne yapacağınızı bunları da çalışıyorsunuz. Mesafe tartımı tam bir savaş sanatı eğitimi. Zaten o yüzden bu aylık ve uzun periyotlarda giden bir çalışma. 3 ayda bir işte kuratlanan, branşta gelişmeler yaşanan bir sistem. Buna başlarsın, 6 ay gidersin, 1 yıl devam edersin. Zaten bir süre sonra zaten kendin deneyimleme haline gelirsin. 2 yıl, 3 yıl ekiple devam edersin. O savaş sanatları eğitimi. Oyunculuktaysa aksiyon oyunculuğu bambaşka bir kapı. 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 Kapı diyecek seriden.
Orada kılıç kullanmayı öğrenmiyorsunuz arkadaşlar. Orada kılıç kullanmayı biliyormuş gibi yapmayı öğretiyoruz. Bu da bir koreografla bir araya geldiği zaman, böyle bir projede yer aldığınız zaman, ki sadece bu arada şunu da söyleyeyim, aksiyon oyuncuları çünkü böyle şey yanlış anlaşılma oluyor. Bazı aksiyon oyunculuk, yani oyunculuk için bize yönelen arkadaşlar kılıç kullanma dersine girmek istiyorlar. O mesela o insanlar için bir yanlış, yani zaman, boşa zaman harcamak olur. Çünkü orada teknikler üzerinden evet, ilerliyor. Hızlı ilerlemesi gerekiyor. Sahneye hazır hale gelmesi gerekiyor. O arkadaşın bizim ortaçağ savaş sanatları kılıç eğitimimizde durmasının bir anlamı yok. Evet. O arkadaşlar için şöyle bir şey var. O kişi için önemli olan şey şu. Sete çıktığı zaman, bir sahne geldiği zaman, bir koreografla çalışacağı zaman koreografa hazır olması gerekiyor. Bunu hemen orada koreografin gösterdiği şeylere adapte olabilmesi, o teknikleri bilmesi gerekiyor. Ve şu yanılgıyı düzelteyim. Sadece aksiyon oyuncunun da kılıç kullanmayı öğretmiyoruz biz. Temel vuruşlar, yumruk atma, düşme, kalkma, bedensel olarak aktiviteler. Reaksiyonlar. Reaksiyon alma, dayak yeme, darbe alma, taklalar, düşme. Hani ben başrol oyuncusuyum, büyük ihtimalle tokat yemeyeceğim diye bir şey yok. Tokat da yiyeceksin. Yere de düşeceğin zaman olacak. Doğru düşmek. Yani bu illa bir aksiyon sahnesine girmen değil. Bir yerde ayağını takıp düşecek bir sahnede oynayacak olabilirsin. Orada da doğru düşmeyi öğrenmen gerekiyor ki bir tarafına zarar verme. Ondan sonra işte iki hafta yatma gibi. Dolayısıyla onu yumruk atma, düşmek, yani genel dövüşle ilgili bazı temel hareketler, kılıç kullanmaya dair bazı hareketler, silah tutmaya dair, taktiksel ilerlemeye dair bazı hareketler ve sonrasında da bir koreografinin ne olduğuna, koreografi sahnesi nasıl canlandırıldığına dair bir koreografi çalışması yapılıyor. Bunun sonunda ufak bir video çekerekten açılarla ilgili, bir aksiyon sahnesi nasıl çekiliyorla ilgili bir temel veriyoruz ki öyle bir sahneyle karşılaştığı zaman oyuncunun da üstlenmesi gereken bazı durumlar var. Ve güvenlik konusuna da değinmek gerekiyor. Ve en önemlisi güvenlikle ilgili detayları veriyoruz. Yani bu çünkü gerçekten en temel konu. Bu da eğer yanlış bilgilerle, hatta bu bilgilerin hiçbirine sahip olmadan sete çıktığınız zaman, da aksiyon sahnesine almaya kalktığınız zaman gerçekten hani boks maçına çıkmak gibi olabilir. Yani kafese evet. Gidip katılıp büyük bir aynı fiyatla. O zaman oyunculuk kısmı olmuyor. Gerçekten dövüş kısmına dönüyor ki kamerada gerçekten güzel gözüken şey o değil aslında. Ha, yani hem estetik olarak kayıp estetik hem de kendinden kayıp olabiliyor. Evet. Ama tabii şunları gördük abi, bu sorun, sıkıntı yok. Aynen. Bizim işte oyuncu ismi vermeyelim. Şeyin gördüğü yerde şey biter, bir biter, sıkıntı değil. Eğer böyle gibi alışmışlık olunca kabul ediyor ya. Gerçi tokat varken niye ben onun hani yapmacığını çekeyim gibi bakış açısı var. Evet. Ama doğru bakış açısı değil. Çünkü televizyonun bize ezberlettiği şey o değil. Yani şimdi doğrularımız var ya, savaş sanatında böyle doğrularımız var. Ama sinemadan gelen artık alışmış olduğumuz bazı doğrular da var. Şimdi bir bazı yumruk atma şekilleri var ya da bazı kaçmalar var, tamam mı? Bunlar gerçekten sinemayla bize yerleşmiş. Gerçekte mesela yok o. Ama öyle estetik ve onu gerçekte yaptığın gibi hiç güzel gözükmüyor. Doğru gözükmüyor. Yanlış dersin. Tamam mı? Ama doğrusu o. Ama da bunda abartıları var. Şimdi çok detaya girmeden, hani bu büyüdüğü zaman da hareketin büyümesi, bu sefer işte o çok eski Yeşilçam filmleri ya da işte yabancı şey daha eski daha şey filmleri gibi hani böyle çok kendini gösteren, basit duran bir şey olmuş oluyor. İşte onun tam böyle dengesi. Gerçekçilikle şey arasında, yani seyircinin algılayabileceği düzeyde oynamak ve estetik vermek. Her hareketini bir yumruk atarken, yani ben dönüşürken yumruk atmanın estetiği hiç önemli değil. Bir an önce sonuca varmak önemli. Bu adam bana saldırmış. Ben bu adamın sonucu, bu adamı bir şekilde ekart etmem gerekiyor. Evet, evet, sana fark ediyor. Hızlı bir o anlamadan, o görmeden ben bu adama yumruk atıyorum. Bam, attım, bitti abi, tamam mı? Hani bu. O biterse ama, seyirci ne izleyecek? Ha, bir estetiğim yok. O yüzden zaten kickbox maçı, bilmem ne maçı güzel değil. Zaten onlarda bile ne vardır yani güzel değil derken, şöyle toplamaları vardır ya onların. En güzel şey olur. Yakında bilinen bir abi şey var der. Bir tane video koyar. En güzel hareketler öyle. Dört tekme paçtım. Bir tane koymuş falan. Bunları onun için çok güzel. Ve zaten yani şimdi futbolda da sen doktorun. Rekim Alvaran işte İvan Drago'dan gel bakalım vur falan gibi korumasız mesela karşısında yumrukları yiyip düşmemesi falan mesela boksun gerçeği olamaz. Yani. Abi ama yani zaten o kadar zaten yani. Başka bir şey. Yani o seyirciyi bir noktaya çekmekle alakalı. Anlatım var. Başka bir teknik. Ya bu sanatla karma var tabii. Hani burada insanlar mesela şeyi merak ediyor. Bayağı soru var bu arada. Yani katılımcılar var. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Zaten bizim de çok heyecan duyduğumuz bir şey. Buradaki hocalarımız da tümüyle bu işte çok böyle ilgili ve o kadar hani açlar ki bu işe yani değil mi? Böyle bir şey. Bir tarafı anlatalım. Aynen yani bu soru. Açık olmasak bu işe ve deli olmasak burada. Evet evet yani. Aynen yani böyle hani insanlar da soruyor bir şeyler. Mesela aksiyonla alakalı konuşuyorken ben bununla ilgili bir soru var Alaaddin Bey'in. Onu yöneltmek istiyorum. Mesela aksiyon oyunculuğunda diyor Avrupa stili kılıç mı yoksa Asya tarzı bir savaş sanatı stili mi kullanıyorsunuz diye sormuş. Yani bunu bir sınır veriyorsunuz. Evet, çok güzel şöyle bir detay var. Onu şöyle anlatayım. Çok güzel ya. İlginç bir de yani. Güzel ilgili dediğim gibi yani savaş sanatlarıyla ilgili takip şeyimiz. Evet.
çok da iyi sorular geliyor. Süper. Şimdi şöyle, o iki disiplin arasındaki fark kılıçtan kaynaklı değil aslında. Algısal yaklaşımla ilgilidir o. Şimdi uzak doğu filmlerinin böyle çok daha seri, hızlı olma nedeni algıları daha fazla kullanmak. Yani onu açıklamam, aslında biraz bedensel olarak bir şeyler göstererek yapmak lazım. Hollywood, yani bu şey nedir, Amerikan filmlerindeki yapı biraz daha yere basmak dayalı ve daha gerçekle, bu söylediğimiz mevzu gibi, gerçekle şey arasına sokmakla dayalı. Yani silahın mesela ağırlığını hissedersin şeyde, bir Avrupa filminde. O kılıcın ne kadar ağır olduğunu daha sert çabalarla, şeylerle hissedersin. Ritmik olarak da metronom müzikle gibi düşünürseniz belli bir metronom budur şeyde. Uzak doğuda aslında aynı hareketi yapar adam ama daha çok algı kullanır. Yani bir hareketi atıyorum, hani çok basit olarak işte kavga çıkacağını biliyordum zaten. Ha, mesela buradan direkt geldi. Şu kaçacak adam bunu. Bunu kaçarken hani Avrupalı gel bu kadar gösterirken bunu, ötekisi aynı hareketi yaparken bunu katar. Yani gelmeden önce bak, uyarıdır bunlar. Mesela hemen çek geri. Bu. Gel tek bak. Bu. Burada daha çok uygun. Hatta şey, dikkat edin zaten. Kıyafetlerde daha salaş. Bir yerlerinde bir şeyler bağlı. Püsküller, silahlarında bile bir şeyler. Bu, seyircinin yani kadrajdaki algının daha fazla olmasını ve işin daha seri, daha hızlı olmasını ve zaten silahları o kadar ağırlığını da hissedemezsin. Hani bu tamamen bir sinema yaklaşımıdır. Şey değil. Çalıştığınız, burada çalıştığınız eğitimle ya da dışarıdan kılıç eğitimiyle ilgili değil. Kılıç ya da silah, tabancayla. Bu tamamen çekimsel bir yaklaşım. Yani bir aksiyon sineması yaklaşımı. O adam bunu biraz daha hızlı, daha seri göstermek için. Farklı noktalarda olması. Aynen. Yoksa ikisi de aynı metronom. Şimdi ikimizin birbirine zarar vermememiz için bu oyun var ya bir tane. Bakın bu oyun aslında gerçekten aksiyon sinemasının yani şey, koreografinin temelidir. Yani biz burada bir oyun içerisindeyiz. Ve biliyorsunuz. Bunun farkını söyleyeceğim. Bilmeyen adam yaşanılan şey şudur. Çok temel, tamam mı? Ben de yapsaydım yapayım. Kılıçta koreografi yapıyoruz ya. Kılıç attın, şöyle yap, böyle yap. Hayır, bunu sen de yapabilirim. Bunu biliyorsun. Ben bilmiyorum. Aslında şu kısmını bilmiyordum. Şimdi dövüşü bilmiyorsun ya. Şu olur. Gel. Bu. Yaşanan şey bu. Nerede bu, evet, biliyor musun? Adam şimdi yumruk atacak bana. Ben bunu burada keseceğim. Tamam mı? Ama adam bana geliyor. Ben bunu kessem bile bana doğa devam ediyor. İşte o söylediğimiz risk kısmı bu. Şey, aslında buradaki amacımız bizim şu. Ben burada bunu keseceğim. O bunu biliyor ve ona göre buraya getiriyor. Tabii. Doğru noktaya getiriyor. Doğru nokta senin zararın değil. Aynen. Keseceğin ha, işte. Aynen. Doğru nokta. Sinema yapıyor. Evet, o bunu geri çekecek. Ya da ne bileyim, yani bunu aldı. Ben buraya girdim. Tamam mı? Bu noktada işte bu adamı gerçekten atılmıyorum. Yani girdim. Adam ona göre kendi dengesini kuruyor. Evet. Bunlar bu oyunun aslında aynısı. İki tarafın da doğru yerlerde durması. Şimdi o, bu olmasa o adam o kadar hızlı hareket edemez. O Hong Kong stilde olmaz. Hepsinin temelinde bu olay var. Yani temel bir beden yaklaşımı. Doğru yerde, doğru pozisyonları sağlayabilmek. Bunu aldıktan sonra orada işte çekilen işin isteğine göre havada uçan samuray tarzı bir yaklaşım varsa evet, işte halat sistemleri, ekstra sistemler, işte arkadan halatla tekme yedi adam, işte tak arkadan çekerek daha uzağa fırlamasını sağlamak, neyse bu da o kıyafetleriyle adamın algısal seyircinin algısını şey yapacak, dağıtacak daha fazla hareketle, elde, kolda, bedende daha fazla şey yaratarak bu ne şeyi arttırmak ve adamın ne oluyor lan, ne yaptın, çok seri dedirten bir şey yaratmak. O şeyi yapmış. Ama Avrupa'da düşünüyorsun. Hadi vur. Bunu yaşamak var. Bir tanesi yaşanan evet, şey yok. Hadi. Diyorsun. Ne oluyor? Falan. Ama baktığında hikaye bu. Bir tanesi bunu şu hareketi aynı metronda veriyor ama bak Amerika böyle yapar. Ötesi böyle yapıyor. Biri sert, evet, güçlü, bir diğeri çevik, hızlı gibi. Evet, hafif bir şey de olur falan. Kendi bu, kültürüne göre. Ara dengesini kuranlar var. Tabii onlar işte mesela Hong Kong'in uçuyucu Tony Jaa'lar biraz daha arada kalıyor. Bazı yerde tut falan yaparken bir tane Tony Jaa'ın yere vuruyor. Sentezli. Biz de yapıyoruz durum durum, işte projeye göre, yapıya göre bir şeyler katıp çıkartıyoruz. Tam mixin yok. Tabii. Dolayısıyla kılıcı sinemada şey diye bakmıyoruz. İşte, Türk kılıcı öğrendim. Ben Türk kılıcıdan başka sahneye giremem değil oradaki mevzu. Bir silahı kullanmayı öğreniyorsunuz. Evet. Bir silaha karşı ne yapacağını biliyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. Kılıç dediğimiz şey bütün ABD, yakın menzilli ABD silahlarının temeli gibi düşünebilirsiniz. Çünkü hem batırma, kesme, vurma, bütün davranışları, bütün saldırı davranışlarını yapabildiğiniz bir silah biçimi. Yani siz bu silah biçimini öğrendiğiniz zaman diğer bütün demeyeyim de yani çoğu silahın temel olarak kullanım biçimlerini öğrenmiş oluyorsunuz. Kendi vücudunuzla kullanmak olarak hatta öğreniyorsunuz. Bu yüzden
kılıç formunu öğrendikten sonra diğer silahlara geçişiniz çok daha kolay oluyor. Sopa olsun, mızrak olsun, topuz olsun, bıçak olsun. Yani bunlar vücutta eğitilmiş olduktan sonra zaten bunların hepsine geçiş oluyor yani. Kılıç hepsini kapsayan bir odak gibi oluyor. Yani onların hepsinin bir merkez çalışması gibi. Evet. Yani spesifikleşmek istediğin zaman daha uzun çalışırsınız o konuda. Aynen. Yani önce tele vurduğun zaman ne oluyor? Tele perdelere vurduğun zaman ses geliyor. Ondan sazı var, bağlaması var. Saz zaten genel ismi var. Bağlaması var. İşte, gitarı var. Gitarı saz oluyorsun. Tamburu var. Gitarı var. Sazlar. Sazlar. Neyse sonuçta onun gibi. Yani en azından bir tele bir vurmayı bir öğrendim. Evet. Ondan sonra bakalım nelere çıkacak kapı. Aynen. Mesela. Yani dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Aksiyon oyunculuğuyla ilgilen olarak arkadaşlar. O temel eğitimi aldıktan sonra zaten sizi şekillendirecek olan kişi orada çalıştığımız koreograf. Orada bir koreografla koreograf o şeyin yönetmenin arzuları ve yönetmenin istediği konuda bir şey yaratacak. Ondan sonrasında da o yapı neyse o yapıya göre zaten adamın verdiklerini yapacaksınız. Önemli olan onun ne dediğini anlayabilmeniz. Burada aldığınız eğitimle onun ne dediğini anlayabilir durumda oluyorsunuz. Ve bu sayede de adamla sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bizim yaşadığımız sorunları yaşamıyorsunuz. Yumruk, gerçek yumruk atma demiyor adam sana. Ya da şuraya şöyle vurma demiyor adam sana. Peki bu eğitimlerle alakalı yeni gelen sorulardan çünkü mail yoluyla da ulaşan bazı sorular oldu. Belli bir yaş grubu var mı? Yani bu eğitimi almak için şu yaşta olmak gerekir gibi bir alt sınır. Tabii ki alt sınır var. İşte 5 yaşında bir çocuk olmayacak ama yani bununla alakalı bir üst sınır var mı? Alt sınır var mı? Hangi yaş grubuna sesleniyoruz daha çok? Aslında biz bir yere seslenmiyoruz. Yani biz 12 yaştan 60'lara kadar şey oldu, baba oğul gelen öğrencimiz oldu. Çok tatlı geldiler, çalıştılar. Aksiyon değil mi? Yeni yaşta insanlar da kız öğrencimiz oldu. Sahnelere katılmak isteyen insanlar da zorunda. Hayır, şey değil, aksiyon oyunculuğu olarak değil. Normalde Kılıçdaroğlu Savaş Sanatları eğitimimizde bizim baba kız, baba oğul öğrencilerimiz oldu. Çok da keyif alarak çalıştılar. Yani daha küçük grubu çok talep oldu açıkçası. Hani şey diyenler oldu, kızı baleye götürüyoruz, oğlanın böyle enerjisini atacak bir yer yok abi, ne kadar güzelmiş, niye açmıyorsunuz falan. Hep bununla ilgili plan program oldu, bir türlü hayata tam geçiremedik. Yani 12 yaşın altına düşmek istedik. Onlara özel bir organizasyon yapmak gerekiyor. Bir yapılanma silahlarından tutun. Eğitimin yapısını da biraz değişmesi gerekiyor. Onunla ilgili ekstra bir... güvenlikten öte biraz da işte hani pedagojik böyle bir yaklaşımlar. Çünkü spor tarafı var. Yani. Batır, kes diyoruz yani eğitimde. Bu şey kesişirse bunu şartlamada geliyor. Onlar çocuklar yapabileceğim bir şey değil. Onu kurmak gerekiyordu. Onu kuramadık. Belki... Yeterince talep olursa neden olmasın? Çalışmalar yapabiliriz. Yani programı Emre hocama falan sormuş mu? Hani bu kılıç eğitimini aldıktan sonra insanları kılıçtan geçirebilecek miyiz? Yani yeterince eğitiliyor muyuz? Hani işte spor tarafı var ya da işte sokakta milleti doğrayabilecek miyiz falan? Neden alıyorum ben bunu? Aynen yani. Şimdi ben bu arada kullanıyorum. Evet. Şimdi bunu başlarda biraz söylediğimiz mevzu gibi, tamam mı? Tarihe ilgim var, hevesim var. Ben bu dünyayı, bu atmosferi seviyorum. Bu atmosferi birazcık yaşayayım, görsel olarak da yaşayayım. Hem de içsel olarak da insanlarla bunu paylaşayım istiyorum dediğin zaman Kuzum Efendim senin için bir adres. Geliyorsun burada işte Emre, Ahmet, yani buradaki adamlar gerçekten farklı kültürlerden farklı yapılarda insanlar oluyor ama hepsinin bir ortak noktası var. Oradan buluyor. Çok değişik insanlar. Gerçekten görebiliyorsun. Çok ilginç, çok farklı kültürlerden. Dersin ki bu adamla bu adam nasıl bir araya getirdiniz diyeceğin durumlar var. Ama bakarsın ki bir masa inşallah burada yapacağız ileriki safhadaki canlı yayınlarımızı. Full ekip mesela burada oturup bir konu tartışacağız. Bir konuda inanılmaz bir şey var. Hani keyifli ve eğlenceli bir durum var. Masaya vurunca çok ses çıkıyormuş, özür dilerim. Ben de demin vurdum. Ondan sonra... Yoksa vurduğunu kırılıyor. Bir şeyler ya burası yapacak bir şey yok. Bir yerlere vuracağız. Aynen. Şimdi... Ama nasıl vuracağımızı öğreniyoruz. Ya da vurmayacağız. Evet. Evet, ne dedim ben en son? Bir şeyden bahsediyorduk. Hani yaş grubuyla ilgili bir sınırlar var mı? Bir sınırlarımız yok. İkincisi de işte insanları doğrayabilecek miyiz? Yani bu ekranlardan sonra işte sokakta insanları kesebilecek miyiz? Kılıçtan geçirebilecek miyiz? Küçüğü bitirdik. Küçüklerle ilgili durum bu. Belki ileride bir şeyler olabilir küçüklerle ilgili ama onun için 12 yaş üstü 18'e kadar aile izni olduktan sonra gelebiliyor. 18 yaş üstü de gayet keyifli bir şekilde istediği zaman istediği saatte katılabilir derslerimize, bir sıkıntımız yok. Şeyle ilgili de bu dersi aldım ne yapacağım ben, savaş mı çıkacak, bir de çok iyi böyle diyenler de oluyor mesela. Biliyorsun bizim şimdi merkezimiz şimdi, Kadıköy'de, burası çok da tehlikeli hani burada birileri gelebilir herhalde ama biz de hani kılıçları kuşanabiliriz zaten ortada kılıç filan da olur. Şöyle, şimdi kılıç ölür ne yapacağım? Orta çağda şey bu cümle kadar 20. yüzyılda ne işi var falan diyen çok insan var. Hani tenis oynamayı öğrenince ne yapıyor çok merak ediyorum mesela. Tenis oynayıp mesela bir şey mi?
ne bileyim abi. Tenis oynayanlar da kaç tanesi şampiyonaya katılıp şampiyon oluyor gibi. Yani hobi etkinliği bu. Yani sen şey yapıyorsun da ne yapıyorsun sonucunda. Ama bu değil mi? Kılıç Ayet, bu da yeni şey alışkanlığı. Uzak Doğu'nun verdiği şey. Çünkü adam sana hep şunlarla gelmiş. Savaş sanatçı dövüşse tamam mı? 3 ay sonra sana kuşak. 5-6 ay sonra ilerle kuşak. Şunu aldıktan sonra böyle binen dalını yedirir. Bir de işlevselliğini yitirmiş bir dal olduğu için olabilir. Yani öldürmek için kullanılan bir sistemdi. Ha işte belki bir değişik şey yapıyor. Şöyle söyleyeyim ben size basitçe. Mesela jet pilotlarının zorunlu eskirme eğitimi aldığını biliyor musunuz? Zorunlu. Bak yönlendirme gerçekten. Şey, şeyde yurt dışında. Neden? Çünkü hızlı düşünmeyi ve seri çabuk karar vermeyi ve algısal olarak algısal yönetimi en hızlı şekilde şey yapar. Çünkü anlıktır. Anlık bir karar gelir eskrimde özellikle, tamam mı? Modern eskrim çok hafiftir silahlar ve çok hızlı hareket ederler, tamam mı? Ve orada yaptığın başarı çok o anı görebilmek, anı yakalayabilmek. Eskrim maçı izledim bilmiyorum. Çoğu izleyen şunu der. Ne oldu lan? Nasıl? Hangi sayı aldı? Ne zaman aldı? Der. Ama sen onu onda ustalaştığın zaman, sen de içinde oynadığın zaman bir epi maçını izlediğin zaman ağır çekim izler gibi görürsün. Nerede hangi sahne, ne hareket eder. Orada üzerine 3-4 tane blokajın sonunda sayılır aslında. Galiba tiyatro eğitiminde de bir zorunlu derslerden bir yerler. Onu değiştireceğiz yani, inşallah. Evet. Tiyatroları, tiyatro şeyinde biz onu stage combat, dünyada olan sistemi getirmek istiyoruz. Eskrim orada o zaman şey yapmış, o çok uzar. Şunu söyleyeceğim, bu silah kullanılan her spor, daha doğrusu hani bir şey silah demeyelim, aletli bütün sporlar beden koordinasyonu en ileri seviyeye taşıyan branşlardır. Hani şu şeyi çeviren kurdele var ya mesela, o bile yani tenisten çok daha faydası olan bir spordur mesela. Ama her yerde dersini alamadığı için herhalde yok. Biz de baktığı zaman. Bu bir. Ayrıca zaten savaş sanatları disiplini temeli alıyorsun. Bu ne demek? Mesafe tanımlama, rakibi algılama. Ve bunlarla ilgili süreci, hani hızlı düşünüp karar vermedir seni aslında zaten sonuca taşır. Her yerde bu şey değil. Dövüşmek zorunda değilsin abi. Sokakta geçerken tepene bir şey düştüğünü fark edebilirsin. Mal gibi yürümezsin yani. Buna bile şey yapar. Hızlı cevap vermek, çabuk cevap vermek, düşündüğün bir şeyi iş hayatına yansır senin bu. Gerçekten. Hani adamın sorduğu bir şeyi, tamam mı? Anında şey yapıp kafanda bir çip düşüp ondan sonra sonuca vardırmayı sağlarsın. Bunu sağlayan şey ne? Burada yaptığın o çalışmalar sırasında hani hani şey vardır ya, formül öğrenmek bir de uzun yoldan gitmek mevzusu vardır ya matematikte. Bu uzun yolu öğretir sana. Bizim yaptığımız şeyin disiplini budur. Daha temel. Formül, biraz insanın kendini eğitmesi. Başka branşları böyle kötülemek istemiyorum ama branş isim vermiyorum. Branş sana teknik diler. Der ki sana 20 tane hareket göstereceğim. Tamam mı? Ama sonra çıkarsın sokakta SAS komandosu değil mi? Hani mesela balıcıdan bıçağı yersin. Tamam mı? Hani ya da dayağı yersin iki hareketi. Bir aynı hareketi yapar adam sana. Ama o hareketi orada doğru noktada yakalamak değildir mevzu. Adam bana şu yumruğu atsın bak var ya ben onu yerden yere vururum ama şöyle gelirse dayak yerim demek değil. Adam nasıl gelirse gelsin onu algılayabilmeye çalışmaktır asıl temel şey ya. Yani buradaki hikaye burada bu. Belli driller vardır. Arka arkaya şey yapılmış. Aslında biraz şey gibi, film gibi, sinema gibi, tamam mı? Belli şeylerimiz vardır. Çalışma rutinlerimiz vardır. Oradan saldırmış, sen buradan cevap vermişsin. Bunu aldın, buraya verdin. Dönen bir düzen vardır. O düzen içerisinde beden şeyi görmeye başlar. Orada farklı bir şey yaptığında, tamam mı? O farklı yaptığı şeyi görüp hemen o an ona müdahale edip onu başka bir yere almak buradaki mevzu. Ben ona geldi bu adam işte deniyor diyor. Tamam buraya girdim. Bu şu anda bunu algılayıp bana bir hemen o an bir cevap vermesi gerekiyor. Ben bir ezber yapmıyorum. Orada bu adam böyle geldi hiç. Ha bak mesela bu çok büyük yanlış. Neye bak şey göstereyim diye geldi. Buraya. Mesela bunu algılamak. Ya yumruk buraya gidiyor. Buraya değil, tamam mı? Bana bu ya. Bu tarafıma yakın diyor yumruğu. Ben bu tarafa atmam. Vücutta. Bu. Aşil'in kardeşi bu. Kuzeni miydi? Aşil'in kuzeni teknik olarak baktığında o yüzden ölüyor. Troy'da. Her taraftaki bir saldırıp buraya bloka ettiği için kendi boğazını kesmesine yol açıyor. Diye özetleyelim. Bu arada çok güzel bir film. Gerçekten savaş sanatları temelinden yol çıkıyor. Daha çok konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Biz burada tabii çok konu başlangıç. Aynen biraz başlangıç toplantısı oldu tabii. Burada çok fazla sorular var işte. Hemen konuşulması gereken. Kendim için özellikle ne kattığı konusunda. Hani burada biz eğitimleri verirken ve eğitimi aldığımız zaman zaten sizin öğrendiğiniz şey herhangi bir dövüş sanatları salonundaki gibi bunu yapacaksın çünkü yapacaksın gibi bir sistem yok bizde. Bizde evet, mantığını ve neden bunu yaptığını ve neden vücuduna uygun olduğunu, neden işe yarayacağını, ne zaman işe yarayabileceğini ya da yarayamayacağını olasılıklarını bile söyleyerek zaten eğitmeye çalışıyoruz. Zaten bunun olması aslında sizin de bu şekilde düşünmenizi sağlayıp herhangi bir tekniği gördüğünüzde ya da herhangi bir hareketi kendiniz çıkararak belki de ne kadar işe yarayabileceğiniz kendiniz yorumlayarak bunun geçerli olabilir bir teknik ya da bu hareket yani saçma diyebilmenizi aslında sağlıyor ve bu aslında kendinizi her alanda geliştirebilmeniz için olanak sağlıyor. Yani kendini geliştirmen için
çok iyi bir yöntem sağlıyor. Aynen. Peki kaptan, şunu söyleyeceğim, süre... ben yani girmek zorundayım. Hı. Soracağım bir şeyler aslında, sorulacağım seni. 2012'den beri yanında. Hı. Doğru mu? 2012'den beri yanında. Kılıç'la ilgili direkt burada başladı ve burada devam etti. Ve ben Emre'den çok şey öğrendim. Diğeri birçok yerde bazı daha önce başında zamanında mesela eğitimlerde verdiğim bazı şeyler vardır. Hani eğitimde işte atıyorum 4 sayısı diye bir sayımız var. O 4 bloklarla ilgili verdiğim belli bir temel vardı mesela. O temeli mesela Emre'nin çıkarttığı başka bir yöntemle değiştirdi. Çünkü uygulamada patladığını gördük bunu. Hmm. Yani buradaki sistem buna dayalı. Sen deneyim kazan. Deneyim kazan, aktarma durumuna geldiği zaman devam edelim ve daha bunu geliştirelim. Ama bu iki günde olmuyor işte yani. Bu adamın alakalı bir soru var. Yani aslında bu eğitimin optimum süresi nedir sizce? Yani bu eğitime katılacak arkadaşlar kaç hafta, kaç ay eğitim almalı? İşte bu sorunun aslında temelinde şu var. Onun biraz kişiye bir bağlı yoksa... O sorunun temelini ben tahmin ediyorum açıkçası. %90 bu yüzden. İnsanlar bunu başı ve sonu olduğunu düşünüyor. İşte şu yüzden. Yani, o yüzden soruyorlar. Tarihi mesela. Savaş sanatları ile ilgili genel anlatım yaptık ya. Bu bir hobi, ilgi. Aldın 3 ayla 6 ay süresinde artık hani Emre ile de, Ahmet Hoca ile de, Adem Hoca ile de çalışacak, karşılıklı belli dilimlere girecek pozisyonlara gelirsin. Kendini geliştirmek istediğin sürece de kulüp üyesi olarak da tabii farklı şartlarla, başlardaki şartlarla değil, farklı şartlarla kulüp üyesi olup bunu devam eder, ileriye taşırsın. Farklı branşlar, farklı okullar, farklı çalışmalar buna kataraktan, kendini başka yönlere yönlendirerekten başka bir yerlere getirebilirsin. Bunu işte Emre'nin söylediği gibi HEMA ile ilgiliysen, bu tarz olma organizasyonuna katılmak istiyorsan, o tarz bir organizasyonla beraber dirsek temasında bulunup o tarafa yürüyebilirsin. Burada yine çalışmalarını yapıp bir, ne bileyim, bu taraftan başka bir yapılanmanın içerisine girip başka bir şey ilgini çeker. Daha sen sert bir adam, daha şey kapatıyor. Bak bu yardımcılara gidip bir haldır olur giren şeylere de gidebilirsin. O tamamen o. Bu soru bence şu yüzden geliyor. O biraz aksiyonla ilgilenen, oyunculukla ilgilenen arkadaşların daha ağırlıklı sorduğu soru. Aslında bakarsan çoğu insanda... O sorunun temeli de şu. Onun öyle bir uzun süreleri yok. Bu uzun soluk dediğim gibi. Hani oyunculukla ilgileniyorsanız, oyunculuk için oyunculukta size bir yol açsın, farklı bir yapı olursun, en azından aksiyonla ilgili bir altyapım olsun istiyorsanız, tarih savaş sanatları, kılıç dersleri kurumuz, aylık grubumuz değil sizin yeriniz. Sizin yeriniz 3 aşamayımız var onunla ilgili. Buna bitirip giremedik, onu bitirmemiz lazım. Bu önemli çünkü insanlar sonuçta hani bizim sinematografi, sinemayla alakalı evet. Çalışmalarımızla daha da bir ilgililer. Evet. Yani tabii ki çünkü hani bu eğitimi almak istiyorlar, kişisel gelişim anlamındaki faydalarına eminim onlar da haberdar ama bir yandan da hani biraz çok böyle gündemde olan insanlar çok merak ettiği de bir şey. Bir yandan da böyle hani bu akan giden o süreçte bir yer bulmak isteyen insanlar da var. Hani biliyorsun senin burada hani yaptığın önemli işler var. Aslında bununla ilgili sorular da geldi. Özde hep dirilişle ilgili geldi. orada başka ekiplerle ilgili sorular da geldi. Böyle versus soruları da geldi. Kim daha iyi falan. hani bize göre, bana göre tabii ki bana sorarsanız Kuzgun'a gelin. En iyisi. Olması gereken yerde bir yerde burada yani Türkiye'de bu ve burada kendi imkanlarıyla kendi işini kendi yapan bir kurum. Yani dolayısıyla ben hani başka insanları telaffuz edip etmeme konusu da sorun değil ama burada hani biz hani başta ne söyledik? Yani biz bunu ithal ediyorduk. Şimdi artık ithal etmiyoruz çünkü zaten biz bunu ihraç ediyorduk bir noktada temelde. Hani bunu nasıl eski haline getirir, nasıl rayına oturtur, nasıl normalleştirir? Çünkü normali buydu. Olması gereken buydu. Savaş sanatlarında. Savaş sanatlarında mı? Tabii. Ama burada... Daha özetleyeyim orayı. Ha evet tabii. Yani sinemanın bir şey. Şimdi insanlar ne kadar sürede eğitim olabilirler? Bir sinemanın bir parçası olabilirler mi? Tamam. Ne yapayım? Süre çok daraldı. Şimdi hemen şu şeyi bitirelim. Şimdi bizim 4 aylı dalda, yani şu 3 aylı dalda eğitimlerimiz var. Sırf tarih savaş sanatlarına biraz ağırlık vermiş olduk. Biraz uzun ara olduğu için geldi. Savaş sanatları, kılıç eğitimi. Ondan sonra aksiyon oyunculuğu eğitimimiz var. Aksiyon oyunculuğunda da şöyle bir durumumuz var. Halihazırda oyuncu olan, belli bir deneyim ve geçmişi vesaire olan, kendisine bu skill'i yani bu yeteneği, bu özelliği katmak isteyen kişiler için bir aksiyon oyunculuğu showreel programımız var. Bu özel ders, birebir özel ders olarak. O da 25 saatlik bir programda biz bu kişiye demin o bahsettiğimiz temel işte vücut pozisyonları, yumruk atma, tekme atma, işte düşüp kalkma, darbe yeme, reaksiyon nedir, koreografi nedir, kılıçla ilgili işte temel kılıç hareketleri, kılıçla ilgili sahneye girdiği zaman eksik kalmayacağı temelleri, kılıç kullanmayı biliyormuş gibi yapacağı temel şeyleri alması, ondan sonra tabancayla işte ilerleme, taktiksel ilerleme, bir polis sahnesine girirse en azından... Ya bu bir aksiyon... Evet, oyunculuğu eğitimi aslında o zaman evet. Sadece kılıç eğitimi değil o anlamda hani evet. Takipçilerimize bildirmiş olduk. Bu hızlandırılmış bir paket yani bu
25 saat, 2 haftaya sıkıştırıyoruz çünkü bir an önce hani belki bir proje aldı, o projeye yetişmek istiyor kişi ya da işte hani vakit ayırma şansı yok bazen bize çünkü şehir dışından geliyor oyuncu, işte Ankara'dan geliyor, sırf bu eğitim için zaman ayırıyor falan. Bu 2 haftaya paketlediğimiz bir yapı. Bunun sonunda biz bir Kuzun Akademi'den ve İlker Can Karagülle'den eğitim adına dair bir sertifika veriyoruz. Bir video çekiyoruz. Güzel bir dövüş sahnesi tasarlıyoruz, bir koreografi tasarlıyoruz bizim ekibimizden profesyonel arkadaşlarla. Bir sahne veriyoruz, bir de fotoğraflandırmasını yapıp güzel bir show videosu hazırlamış oluyoruz bunun sonunda. Ve herhangi bir projesi varsa, proje yapımı yoksa da herhangi bir yapıma kendisini sunmak istediği zaman önüne bir video koyuyor. Çünkü bizde şey daha önemli, hani görmek denilen bir şey var. Anlatmak başka bir şey. Ben oradan ders aldım, ben buna, biz dirilişte neler yaşıyorduk. Yani adam diyor ki, at binmeyi biliyorum diye biz adam çağırıyoruz, at binmeyi biliyor adam. Tamam mı? Yani abi şimdi sen bana şey demiyorsun ki ben Oxford'da okudum diye yalan söylemiyorsun. Ben gideyim Oxford'u arayayım sen okudum mu? Kimse böyle peşine düşmez. Ama ben sabahın saat 8'inde seni çağırmışım. Benim 10 tane atlıya ihtiyacım var. O at binen, iyi binen adama ihtiyacım var. 5'i attan düşüyor. At binmenin B'sinden haber yok adamın. Yok. Çok da tehlikeli bir tarafı var. Değil mi? Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Sıkıntılı. Yani adam işte at çünkü şey, çok uçakta bir adam. Buradan geliyor anladın mı? Hani adam da sürüsü bizim işte şey neydi. Hatta uzman olan şefimiz tamam işte Kemal abi diyor işte bir bakayım diyor. At bir yerde adam bir yerde. Şimdi bunu da yapabiliyor insanlar anladın mı? Hani yani nasıl bir yalan yani neye sığınıyorsun da neye şey yapıyorsun da kendini yapıyorsun. Böyle bir yapı var ya çok böyle çok insan var. Dolayısıyla senin iPhone kullanmayı biliyorum demem başka bir şey. Ama Kuzun Akademi'den götürdüğüm biz imza ve bir video. Ve kendini sunman başka bir şey. Bir çeşit kastını oluşturmuş oluyor. Hani kendini tanımladığın. Tabii kendini tanımladığın bir kartvizit olmuş oluyor. Benzer bir hızlandırmış iki haftalık bir program özel ders. Birebir programı bütçelerle ilgili şeyleri biz burada yanıtlamıyoruz. Onlarla ilgili şeyden bilgi alacaklar site sayfamızdan. Bununla alakalı hem programların tarihlerini hem ayıracağız bu eğitimle alakalı tüm bilgileri sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Sonları tamamlamadan bitireceğiz. Burada bir bitirelim. Şimdi tabii. Çünkü temel şeyi vermiyorum. Çünkü çok önemli benim de bir sorum var. Ha. Ben de sonuçta ondan sonrasında bu paketlerle aksiyon oyunculuğu ilgili birebir özel ders programımız bu. Bunun bitirdiği zaman biz B ve D olarak C ve D. Başarısına göre C ve D olarak kodluyoruz. Başarısını ve servis yukarısını bu şekilde yazıyoruz. C ve D olmasının nedeni de yani başarısına göre C sertifika ya da D sertifika almış oluyor. Çünkü bizi referans almış olacak arkadaşlar oyuncularımız ve iyi bir referans olması gerekiyor. Bir de kısa sürede olduğu için bu. Hani o an için bir güzel bir gelişme olmuş olabilir ama onun devamı olduğu için hani biz şey onun B şeyini vermiyoruz. B ve C'di galiba. Onlar işte daha detaylı yazacağız. sonra bunun aynı şekilde aksiyon oyunculuğunun grup dersi olarak maksimum 8 kişilik bir öğrenci grubuyla aylık programı var. Aylık programı bir ay kaç ay dedik? Burada daha yedire yedire aynı ders, aynı sistem, aynı program. Zaman derdi olmayan, sıkıntısı olmayan kişiler için 3 aylık bir eğitim programı. Bunun içerisinde tamamen tertemiz. Onları hani yapamasa bile biz onu sonuçta bastıra yaptıracak aile sokaraktan güzel bir şekilde içinden çıkartıyoruz. Onlarda böyle bir başarısına göre şey yok. Tamamen net B sertifikayla çıkıyor olmaları lazım. Ondan sonra tabii uzun 3 aylık temel şeyden aldıktan sonra B sertifikayla çıkıyorlar onlar. Bu var aylık programımız. Bir de aksiyon içerikli yapımlar dışı profesyonel dövüş sahnelerinde yardımcı oyuncu ve dublör olarak bunu okumuş olmam çok zor. Evet neyse. Şimdi şu da var. Okuyamadım çok belli. Puntalar çok düşük yoksa okuma yazma bilgini. Bir de bu projelerde en azından hani deneyimi olmayan oyunculuk deneyimi olan bir giriş yapayım mı aksiyonla ilgili bir şey yapayım bir an önce de hani bir hareket bir şey yapayım diyen performans aktörü olmak isteyen bir dublörlük yapmak isteyen bu alanda bir giriş bir kapı açılsın bana diyen arkadaşlar için de bir performans aktörlüğü eğitim programımız var. Bu da 1,5 ay sürüyor. Haftada 2 gün 1,5 saat olarak planlanıyor. Bu da yine çok çünkü onlar da zaman, şimdi onlar için de zaman değerli çünkü. Yani şey olarak baktığımızda 1,5 ay içerisinde temelde en azından şey sahnelerine girebilecekleri, yani ben bu sahneyi çıkartabilirim diyecekleri bir pozisyon yaratabiliyorlar kendilerine. Bunları C veya başarısına göre C veya D sertifika veriyoruz. Daha sonra zaman yarattığı zaman onu şey taşıyabilmesi için diğer şeylere katılması gerekiyor. Yani bizim şunu D'ler, C'ler ne diye soracak olursanız Kuzun Akademi'nin yaptığı işlerden, yaptığı canlandırdığı sahnelerden bizim performans aktör oyuncularımızı bilirler. Yani bizim oyuncularımız B sertifikalı oyuncular öyle düşünüyorum.
Yani o noktaya gelmeleri için hem zaman hem deneyim hem süreç gerekiyor. Böyle iki ayda şey miydi, iki haftada, üç ayda hani o kadar büyük performans gelmeleri zor ama kendileri çalıştıkları sürece devam edip hani başarı elde etme şeyleri yüksek. Çünkü sonuçta dediğim gibi bizde şu yok, hani gel 3 ay daha gel, ondan sonra da şu kadar para yatıracaksın, bana bu kadar yatıracaksın, şöyle yap falan değil abi. İnsanın kendisi de bitiyor mevzu. Biz belli bir temelleri açarız. Kaldı ki bunlar, bu konuda başarılılar var yani. Bak bunu biz diyoruz ki burada 1,5 ay ihtimal. Bazısı 3 gün sete girmiş, ondan sonra Göksel Akademi kurmuş. Yani Türkiye'de böyle kendi aldığı 3'ten 4'ten hareketle şey ne diye. Öyle çok yetenekli arkadaşlar. Tabii öyle çok yetenekli, çok başarılı. İnsanlar Türkiye'de çok fazla var. Türkiye'de birçok sektörde böyle insanlar, o yüzden karşılaşmak mümkün biliyorsun. Zamanında galiba şey yaptı, şeyle ilgili de artık hani bitireyim onu. Diriliş mevzu çok fazla varmış galiba da. Soru var. Yani dirilişle ilgili birçok şey var. Biz diriliş... Cengiz Coşkun kime gitmiş? Diriliş nasıl oldu? Heh, bunu niye ne yaptı? Tamam, masada oturuyor. Vesaire. Her şey soralım. Şöyle daha iyi. Niye bıraktınız? Okey. Böyle devam. Diriliş Ertuğrul'u zorladık. dışarı attı bizi ama yine girdik çünkü bu kuzgun aferin yani bir şekilde dışarı atamadık. Dolayısıyla tekrar veriyoruz. Şimdi daha fazla da aslında uzatmak istemiyoruz. Birkaç bunu her hafta ya da belli sürelerde yapacağız çünkü çok fazla konular var. Yani o kadar farklı sorular var ki yani işin tekniğiyle ilgili, kılıç tipleriyle ilgili, eğitimlerin detaylarıyla alakalı, bazı spesifik işte filmlerle ilgili veya sizin başarılarla, çalışmalarla alakalı yani ciddi sorular var. Hani bunu aslında hakikaten sonu da gelmez. Bunu parça parça yapmak lazım. Çok belki aynen yeni katılımcı işte kursiyerlerle, insanlarla belki burada bazı biraz daha işin tekniğini anlatan falan böyle yayınlar da hani yapmak ya, mümkün. Kaldı ki bunları bu şekilde değil tabii YouTube kanalına taşıyarak. Sizi böyle şeyde zorlamayacağız küçük ekranlarda. Aynen ya, bunu canlı hani bunu tabii şey yapacağız, bir belki süzgeçten geçirip hani YouTube'da kanalımıza koyma ihtimali var. Çünkü çok da uzun bir sohbet oldu. Şimdi herkes her tarafıyla da ilgilenmiyor olabilir. Hani şunu orada... rica edelim bu arada. Hani şu anda itibaren başlayabilirler. Mail adresimizi, hangi konularda bizimle ilgili konuşmak istersiniz de mesela en iyi film sahneleri neydi konusu olur. Tabii biraz sohbet hangi edip oyun, paylaşmak lazım. Aynen, bilgisayar oyununda en gerçekçi sahneler neydi, hangisiydi, bilgisayar oyunlarıyla ilgili olabilir. Tarihsel mesela işte mesela işte Zırhlar 2 üzerinden bugün bir soru geldi. Tabii işte bu işin fazla konuşamadık aslında ama ciddi bir işti. Hangi yani zırhlı iyiydi, soru... hangi kılıç iyiydi? Birbirleri böyle bir kıyas yok da hani en azından güzel bir tartışma ortamı yaratabiliyor. Biz şu anda yani. Normalde saatimiz bitti. Neden devam ettik? Şimdi dirilişten konuşurken böyle şey yaptı, sorulara cevap verecektik. Evet, vermeden kapatmak istemeyelim. Şöyle, Diriliş Ertuğrul'da çok keyifli bir iki sezon yaşadık. Bütün ekiple, çok güzel bir ekiple çalıştık. Orada... İlk sezonun başından itibaren, birinci bölüm sahnesinden itibaren, ikinci sezon full time, bütün aksiyon sahnelerinde Kuzun Akademi performans aktörleri yer aldı. Can alıcı sahnelerin hepsini performans aktörlerimizle hayata geçirdik. Bunların yanı sıra sahnelerin, işte bizim ekibimiz yeterli değildi. Hatta işte Engin Altan Düzey'den katıldığı Beyaz Show programında da bundan bahsetmişti. Yani, Türkiye'de zaten yeni bir şey, ekip de az olduğu için bazı sahneler oluyordu. İşte 40 kişi gerekiyor, 60 kişilik sahnelerimiz var ama bizim işte dışarıdan figürasyon arkadaşlar geliyor, onlar yardımcı oluyor, onları belli şeyleri konulara sokuyoruz ama sahneleri bizim çocuklar çeviriyor. Emre atıyorum burada bir sahnede işte Nurettin Emre'yi kesiyor, Emre kameranın arkasından koşup bu tarafa gelip ölüp geçiyor. Cengiz'in karşısında baltayla bu sefer ölüyor gibi setuplar kurduk. Çok büyük, çok zor sahneler setuplar yaptık ama hakkından da geldik yani çok güzel. Yönetmenimiz zaten hani Metin Hoca'nın büyük başarısı yani bu şeyde bize hem desteklemesi çekimler olarak, çekim açılarında şeylerde. Hem de bütün ekiple sağlam bir çalışma oldu. Evet. Bu süreçte ilk sezon 3 bölüm, ikinci sezonda yine 3-4 bölüm. Nomad Stunt'la birlikte sahneleri paylaştık, çalışmalarımızı yaptık. At konusunda çok iyi olan bir ekip yani birlikte koreografilerde de çok güzel bize destek olmuş bir ekip. Hani beraber çalıştığımız, çok sevdiğimiz bir ekip. Ve de yol aldık. İşte genelde şeyde yani 55-61 bölüm çalıştık biz Diriliş Ertuğrul'la. İki sezonumuz birlikte şey yaparsak 61 bölümün 55 bölümünde koreografileri, bütün sahneleri ben tasarladım ve ekibim bütün sahnelerde yer aldı ve koreografilerini yaptık. Onun dışında ilk aşamada da işte demin şey sorulmuş galiba. Cengiz'dir, işte şeydir. Tabii insanlar biraz fotoğraflarla da ilgili. Çalışmaları. Kim öldürdü onu? Yani, yok öldürdü. Nasıl oldu? Şey, eğitimlerini Kuzun Akademi olarak ben ve eğitmenlerim verdik. Engin Altan'ın kılıç dersleri olsun şey olsun. İlk sezonun başlangıcında. Tabii Nomad Stunt'la birlikte bunu üstlendik. Onlara at eğitimlerine ağırlık verdikleri evet. Süreçte. İşte yerdeki dövüş eğitimine işte Emre Nurettin'le daha ağırlıklı çalıştı. İşte şey hatırladıklarını söylemişim merak ediyorlar. Ertuğrul'un şeyle Titus'la galiba değil mi? Ertuğrul daha çok Titus'la ilgilendi.
Evet. O dönem. Ama bizim Ertuğrul tabii. Şey Ertuğrul canım zaten beyaz bizim. Ondan sonra... Çok Ertuğrul olur. Başka ne var ki Ertuğrul? Geniş Ertuğrul. Ertuğrul'un babası. Ama yani Ertuğrul'un babası var yani. Aynen. Dolayısıyla yani sadece diriliş değil yani çok güzel bir kapı açıldı, yol açıldı yani. Yani farklı farklı çalışma yaptık. İşte geçen sene Fatih'i yaptık. Kenan İmizaloğlu'yla çalışma şansımız oldu. Güzel bir ekiple yine başka bir kapı yola girmiştik aslında. Çok ama işte, büyük beklentiler vardı. Çok büyük beklentiler vardı. Bazı şeyler farklı sorunlar oldu. Oluyor yani yapımlarda farklı farklı şeyler sıkıntılar. Bu da madem neden ayrıldığımızla ilgili konuya gelecek olursak da... Evet, o konuya gelecek olursak da... Basın açıklaması. Basın açıklaması. Evet, yani şey, o süreçte öyle gerekti. Muhtemelen bir nedeni var. Burada açıklamak istedim. Ama zaten bu arada yollarımızı ayırmadık, devam ettik. Yani evet. O süreden o dönem öyle bir şey oldu. Sonra 4. sezonda tekrar bir araya geldi. Yani. Kutulamari ile Kutulamari çalıştık. Güzel bir ekip yaratmışlardı. O ekiple çalıştık beraber. Ondan sonuçta sonra, bu işe yani gönüllü yani sektör insanlar... karışık çok fazla şey var, çok fazla parametre var. Herkesin her alanda bir sürü şey var. Oluyor işte Fatih Çiğit'te mesela çok güzel bir ekibine güzel bir yola çıktık. Ama konuyu bile iki saat konuşabiliriz. Evet gitmedi. Yani. Bunu da ayrı konuşabiliriz. Set halleri, set dönemi olduğu aslında bununla da çok böyle ilgilenecek insanlar var. Çünkü dediğim gibi yani bu hani bu sanatın veya sporun dersek sanat kısmıyla insanlar birazcık daha ilgili tabii. Çünkü bu işin sanat haline dönüşmesi diye bir durum var. Ya çünkü tarihsel bir tarafı var. Aslına bakarsanız hani daha önce benim hani Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da bu işleri yapan dostlarımız oldu. Mesela o insanlar arasında işte resim bölümü öğrencileri vardı. Başka sanat tarihçisi çocuklar vardı. Hani bunlar ne hedefliyorlardı? Mesela onlar Orta Avrupa işte kılıcıyla ya da onunla ilgili bir mesela insanlarla alakalı bazı atıyorum zırhları vesaire ekipmanları falan orijinali toparlamak ya da orijinali aynısını yapmaya çalışmakla ilgili bir ekip var işte mesela. Şu zırhı Emre yaptı. Oradan var. Çok benim az çeker. Dolayısıyla böyle bir ekip bir yandan sanat tarafı. Sanat tarafı. Nasıl olacak? Sanat tarafı ile ilgili bir sene bak. Şimdi ama aksiyon artık tarafı. Adem'i görmedik bu arada. Adem'i şöyle bir performans aktörü ve iyi bir aksiyon oyuncusuna bir örnek ihtiyacımız var şu anda. Adem'i koyan bir söz rahmet edelim. Tam bir giriş oyuncusu. Tam bir giriş Ertuğrul. kaçıncı sahne? Şeyi Ertuğrul'u kafeste böyle yere vuran kocaman adam bu adamdı işte. Ama sonra tabii boynu kesildi öldü yani. Sonuçta evet, dansasın yani, falan da sendin değil mi? Evet. Bir sahne de hatırlar eğer gerçekten böyle şey izleyiciler sen de tabii takipçilerim şey zaten. Cengiz'in de elinden baltasını alıp sonra ona karşı nasıl ölmüştün ama? Güzel ölmüştüm. Sonuçta Kuzgun Akademi nasıl öğreneceğini de öğretiyor. Zaten önce onu öğreniyorsun. Nasıl öğreneceğini öğretiyoruz arkadaşlar. Kurslarda bunu soru var. Cevaplandırılmamış soru var. Cevaplandırılmamış soru aslında var. Biraz konuyu tekrar başa sarmak da çok istemedim. Ama adamlar soru merak etti. Mesela şimdi kursiyerlerin merak ettiği bir konu var. Ekipmanlarla alakalı. Mesela bu konu açıldığı için mesela tekrar oluyor. Ekipmanla ilgili soru verdiniz. Biz mi getiriyoruz? Şöyle oldu. Belki öyle bir şey yok. Akademide şöyle bir şey var. Ben işte eskrim yaptım. Gençtim. Böyle hevesliydim. Bir gittik işte eskrim yapacağız vesaire falan. Abi malzemeler dünyanın parası yani. Maskesi ayrı bir fiyat, kılıcı ayrı bir fiyat, küçücük bir lamba dünyanın parası falan yapamıyorsun yani. Şimdi ben size böyle kılıç alın, zırh alın, maskelerinizi de alın, hadi bakalım gelin. Gittikten sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ne güzel olurdu benim için de gerçekten. Yani şöyle bir şey, burada biz belli ekipmanı sağlıyoruz. Zaten tahta antrenman kılıçlarımızda. Belki onu bu sene revize edeceğiz, belki farklı formda kılıçlara geçeceğiz ama ekipmanı burada. Gelip çünkü belki bu işi yapmayacaksınız. Belki bir ay sonra diyeceksin ki abi bana göre değilmiş deyip gideceksin. Ben sana niye ekipman aldırayım? Yani buradaki ekipmanla başlıyorsunuz. Normal temel eğitimlerinizi alıyorsunuz. İsterseniz Adem gibi hiçbir zaman ekipman almıyorsunuz. İsterseniz Emre gibi benim kendime az bir ekipmanım olsun, kendi tarzım olsun diyorsanız kendi maskenizi, kendi kılıcınızı aldığınız zaman hayır alma bunlarla burada çalışamazsın demiyoruz. Durum o. Ha burada antrenman sırasında tahta kılıcı kırdın öde de demiyoruz. Yani burada amaç şu yani buraya dediğimiz gibi paylaşım platformu, kendini geliştirme platformu. Gel burada eğitimini, temel şeyleri, deneyimleri al. Eğitim demek yani şey olmasın böyle diken. Deneyimini al, çalış, geliştir kendini. Bir yol çizmek istiyorsan biz sana destek oluruz. Şeyde de bizimle beraber yürürsün. Her şeyle ilgili onu soranlar da vardı mutlaka.
aksiyonla ilgili de tabii ki bizim ekibimizde, bizim dediğim gibi bu değerlendirmeyi biz şimdi ABCD dedik. Önceden yoktu, şimdi yaptık özellikle. Bizim değerlendirmelerimize göre belli bir aşamaya geldiysen tabii ki bizim de yer aldığımız projelerde aktif olarak rol almaya başlayacaksın. Yani aksiyon sahnesine gireceksin öncelikle, bir deneyimleyeceksin. Ondan sonra belki oyunculuğunu geliştireceksin, farklı şeyler geliştireceksin. Onunla başka yerlere gitmeye bir kapı, bir geçiş olacak. Belki bizimle birlikte yürüyeceksin. Belki de bir geçiş olacak, gidecek. Yani şey şansın var. Her zaman burada eğitimini aldın, temeli aldın ve hocaların tarafından da okeylendin. Sen okeylendiysen. Ben zaten seni koymasam birileri senin peşine düşecek. Yani çünkü gerçekten iyiysen bu arkası gelir. Ama biz de o yolu açmaya çalışıyoruz. Kendimiz ne kadar daha iyisek, ekibimiz de o kadar daha iyi gitmeye çalışıyoruz. Aslında genel çerçeve böyle. Yani evet. Bilmiyorum, eklemek istediğim başka bir şey. Soru var mı? Benim de soru kalmadı. Atladığımız bir soru yok şu ana kadar. Sadece hani işte dediğim gibi dizilerle ilgili, zaten aksiyonla alakalı zaten konulardan da bahsettik. Kuzgun Akademi'nin yakında bir projesi var. Şimdi benim bildiğim hani Emniyet Müdürlüğü'yle ilgili mesela bir çalışma olacak ya da başka projeler olacak. Hani bunlarla alakalı... Her şeyi hiç değinmedik bu arada. Hemen hızlıca onu geçelim. O kaldı. Bak Emniyet Bey, Emniyet Müdürlüğü deyince tak kafada şey yaptı. Evet. Bir de tabii bizim bireysel savunma eğitimimiz var. O biraz böyle bir çocuk gibi şey yapılmıyor. Yani yıllardır sonuçta hani temel olarak yaptığımız bir şey ama buraya eğitime açmak açıkçası şey. Güneşi Beklerken 22. bölümde bir boks sahnesi yaptık. Kerem Bursin'in bir sahnesini yaptık. O zamana kadar ben sonuçta farklı bir sistem çalışıyorum. Bir taraftan geliştirmek hevesi olarak, keyfi olarak yaptığım şey. Emre'yle de yapıyoruz. İşte dışarıdan farklı hocalarla çalışıyoruz. Bir ara hatta Şitkun'da Türkiye temsilcisi oluyorduk vesaire. 2010-2011 vesaire gibi. Çok sevdim. Benim hocam da, ben Seçkin Kökler'le çalışıyorduk. Ondan sonra şey, nereden geldik? Ha, orada mesela bir şey dedi, işte dövüş sahnesi ya. Şimdi hep kılıçla alışıklar. Bize biz sanıyorlar ki sadece kılıcız. Yani dövüş sahnesi, silahlı tabanca, tüfek, her şeyi yapıyoruz. Yani biraz aksiyon sahneleri kuruyoruz ama işte hep dönem işi aldığımız için o biraz yapıştı. İşte Güneş Beklerken yaparken de orada şey yapınca bir sürü insan, hani orada izleyiciler de şeydir falan. Abi ders veriyor musunuz? Bunun dersi var mı? Bu sistemle. O da bizim kılıç gibi karma bir sistem. Yani işte Bruce Lee'nin yolu aslında ama anlatamıyorsun. Baktığında karma bir disiplin oluşmuş bir sistem. Biz bundan yola çıkarak bireysel savunma eğitimi adını koyduk buna. Bilmem ne dövüş sanatı şey demek istemedik. Bireysel savunma, yani bir tehdit altında kaldığın zaman kendini en azından bu işin, o tehditin içinden çıkartabileceğin, çabuk öğrenebileceğin ve çabuk uygulayabileceğin bir metotlar, temel bazı bir temel hareketleri alarak da metot geliştirdik. Bununla bir açılış yaptık, giriş yaptık. Buna başlayıp bunu devam ettirmek isteyenler de agresif taktiksel sistem olarak daha ileri seviye çalışmalara geçiyoruz. Evet. Bunun tanıtımına çok yüklenmedik. Genelde bizi bilenler gelip işte genelde özel ders olarak görüldü, şey olarak görüldü. Temel seviyenin de 2 ay sürdüğünü söylemiş olalım. 8 haftalık bir program uyguluyoruz. Burada genelde tehdit anında ve tehdidin bulunduğu yerden olabildiğince kısa sürede uzaklaşmak temel amacımız. Zaten daha sonra bunu ilerletmek isteyen arkadaşlarımız da taktiksel ve agresif stildeki bir branşımız olan taktiksel dövüş sanatlarına geçiyoruz. Burada da üçer saatten oluşan, işte hafta sonları yaptığımız seminerlerle burada uzman kişiler geliyor ve bunu seminer şeklinde veriyoruz. Belli branşlarda branşlaşmış kişiler tarafından veriliyor bunlar. Ve seminer şeklinde oluyor ve bunlara katılmak için daha öncesinde bir dövüş geçmişimizin olması gerekiyor. Çünkü ileri seviyede savaş ve agresif. Bu agresif. Ama şey, yani dövüş geçmişi derken böyle işte profesyonel anlamda yani mahalle değil. Mahalle boks salonunda 6 ay kalıcı şey, boks dersi aldım değil. Yani polis, asker, bunu profesyonel olarak yapan veya dövüş sporcusu, yani sporcu disiplini olan ve bir geçmişi olan, biraz böyle bunun mülakatla şey yaptığımız bir içinden kişileri aldığımız taktiksel ve agresif ileri seviye dövüş sanatlarına geçiyoruz. Yani, o da işte farklı 5-6 tane disiplini kapsıyor. Silat, pençak silat, işte Güneydoğu Asya ve Filipin sistemleri. Silat hani onun kaba başlığı aslında taktiği. Jitkun'da olsun, işte geleneksel boksun temelleri olsun vesaire gibi. Yani şeyler buna şey. Aynen adam döveceğim diye gelmeyin yani. Evet, adam döveceğim, bana çok bıçakla saldırıyorlar, o bıçağa karşı ne yapabilirim? Yani, der değil mevzu. Hayatta kalayım. Bireyselin temeli o, hayatta kalayım. Ama şeyde de şöyle bir şey var, Allah korusun hani kimsenin başına şey gelmesin ama bazen, şimdi benim çalıştığım hocalarımdan bir tanesinin kurduğu cümledir bu. Çok saygıdeğer bir hocamın.
Timur hocam hatta buradan varsa denk sayısı. 70 milyon. Aynen. Yani birisi seni bıçaklamak için gelecekse orada, bu arada onun hocası. Yani şeydeki işte Filipinler'deki böyle görsen bu dedemi seni de öldüreceğin bir adam yani, tamam mı? Şey, biri bıçakla seni öldürmek için geliyorsa %95 öldürür diye bir şey var. Bu dünyanın en iyi bıçakla şey yapabilen adamların kurduğu cümle. Çünkü adam seni bıçak takmış yani öldürecek. Ve bıçak çok hızlı hareket eden bir şey. Nerene geleceği belli değil. Ve biz o yüzden bıçak karşı kısmı çalışmaya çalışıyoruz aslında. O yüzden bıçak karşı savunurken hani mutlaka bir yerlerini kesecek. En az zararlı atlatmak. Şimdi şuna geleceğim. Bireysel savunma kesiyorum. Bireysel savunma bundan atlatıp kaçabilmek, gitmek. Ama bazen bu durum yeterli olmayabileceği zaman işte agresif taktiksel sisteme geçmek gerekebiliyor. Ya da zaten işte şimdi Emniyet Genel Müdürlüğü'yle başlatacağımız bir çalışma çerçevesinde zaten belli özel kuvvetlerle, evet, özel eğitimlerle yapacağız, çalışmalar yapacağız. Hem bu taktiksel anlamda bir çalışma yapacağız hem de onlarla ilgili sürpriz, evet, bir gelişmelerimiz olacak. Çünkü sevdiğin insanı koruman gerektiği zamanlar olabilir. O zaman kaçmak yetmeyebilir. Ha. Başka bir insanı korumak zorunda kaldığınız zaman agresif taktiksel yöntemler tabii daha çok etki gösterebilir. Aynen. İşte dolayısıyla şey nedir? O tarafa da polissen zaten bunu alman polis gerekiyor. Yani. Askersen bunu alman gerekiyor. Güvenlik görevlisiysen, güvenlik şeyindeysen bunu alman gerekiyor. Kişiysen de ona da biz karar veriyoruz. İşte geliyorsun, burada tanışıyoruz. Bakalım alman gerekiyor mu, alman gerekiyor mu? Dövmeye çalışıyoruz. Eğer dayak yiyorsanız almanız gerekiyor. Almanız gerekmiyor. Ben böyle anladım. Aslında biz izleyicilerimiz de böyle anlamış. Hani bakıyoruz, adam bu işte uzman mı? Yani dövemiyorsa gerekmiyor. Ama dövüyorsa bence alması gerekiyor. Tamam. Gibi. Evet, ne kaldı? Zaten zamanı biz bir saate kadar zaman aşk iki saate az biz bağlı. Biz de konuşmayı çok sevdik de şey yoksa izleyiciler yani çok sevdiler. Yani burada aslında şey işte hem izleyicilerimiz şey tabii çok takipçimiz girdi çıktı çok uzayınca aslında tabii biraz zaman gelirden sonra insanlar tabii şey yaptılar girip çıktılar ama eminim hani bunu belli önemli taraflarına YouTube'daki hani yeni sayfaya koyarsak daha da iyi olacak. Ama genel anlamda soruları falan şey yaptık. İlk başlangıç programı olarak bence her şey yerli yerine. Sen de bütün şeyde izah ettin genel çapta. Ama tabii özel spesifik konuları belki her hafta böyle oturup konuşmak lazım. Bence de. Keyifli bir sohbet tekrar oldu. Tekrarlayalım şeyi. Hani farklı konuları konuşmak istiyoruz biz de. Ne konularda konuşmak istediğimizi bize mail atabilirsiniz. Evet, yani biz sosyal medya hesaplarımızdan hem programlarla alakalı gelişmeleri hafta içerisinde paylaşacağız. Bunun dışında da iletişim kanalları zaten açık. Yeni yerle alakalı daha böyle detaylı belki çekimler de yapacak. Buradaki hani çalışmayla ilgili de bir şeyler belki paylaşacağız. Ama yeni yerimiz Kadıköy'de, hani İstanbul'da. Bunu söyleyelim. Gelip ziyaret etmek isteyen insanlar da olabilir. Hemen çok kısa gireyim. Ankara'da, İzmir'de var mı soruları var mı? Çok özledim. Ben de Çanakkale soruldu mesela. Ya bu Çanakkale İstanbul'a yakın. Biz bu Çanakkale'ye bir şey yapacak mıyız? İzleyicimiz şimdi sorun. Şöyle, Ankara'da başladık biz tabii ki. Yola çıktık Ankara'da ama sonra İstanbul'a geldik. Ankara'da da eğitmen bırakamadık o süreçte. Ankara ile ilgili bir çalışmamız var. Hatta dersleri başlatacağımız yer bile belli. Çok sevgili bir dostumuzun işte şey... Fahri abi sahnesinde başlayacağız hatta, yani yerimiz bile belli. Ama eğitmenlerimizi orayı daha organize edemedik. Kısa zamanda inşallah başlamak istiyoruz. İzmir'le ilgili, İzmir'de güzel küçük bir kulübümüz vardı seneler önce. Onlar büyüdüler, dağıldılar vesaire falan. O yüzden orası organizasyon dağıldı. O yüzden İzmir'le ilgili bir sürü şey var aslında. Kuzun Akademi İzmir diye ekşi sözlükte bile var. Ama İzmir'de maalesef şu anda yok kimse bizden. Ama onunla da ilgili şu anda bizim ekibimizde işte A grubu iki arkadaş eğitmenlerimizden Batuhan Nuzur bir sonraki tartışmalarda mutlaka aramızda olacaktır. Hasta olduğu için yok. Can da yok bugün hatta. Çok, belki takipçileri çatı tanıyanlar da vardır. Batuhan ve Berkcan bir de Osman Özal. Üç tane iyi, deneyimli, tecrübeli hocalarımızla İzmir'de eğitimin en kısa zamanda başlayacak. Organize olan İzmir'de bir sıkıntımız yok. İzmir'e geliyoruz. Ankara'da geleceğiz. Bir şekilde... Vallahi abi Nevşehir'de işte jandarma ile bir çalışmamız inşallah olacak. Bekliyoruz bakalım. Nevşehir'e bir gelip gideceğiz. Jandarmaya katılalım. Gelmişken belki orada bir şey başlatırız. Ondan sonra başka şehirlere de yayılmak şöyle. Gerçekten bu işi diyorum ya, deli olacaksınız bu adamlar gibi. Ben bu işi yapmak istiyorum abi. Ben bu işi sardırırım, uğraşırım. Ama böyle hani kolay bir şey de değil bu. Yaparım diyen, yetişmek isteyen kişiler gelecek. Tamam, yetişecekler akademide. Bir şekilde bir yolunu bulacak, yetişecekler. Biz de onlara diyeceğiz ki tamam kardeşim, o zaman Çanakkale'de yap. Hı hı. Karşılıklı konuşacağız. Bizim bayrağımızı orada ülkenin dört bir yanına taşıyacak. Arkadaşlar aranıyor o zaman, yani durum o. Ben gelemem her yere. Çocuklar da bir ekip de öyle her yere. İstanbul'dan, çünkü bizim buradaki koşullarımız var. Ben bu bayrağı taşımak istiyorum diyen herkese Kuzun Akademi'nin kapısı açık. Gelecek, bir program çıkartacağız. Nasıl bir eğitimden sokacağız, çıkartacağız. Orada sistemi kuracak. Yayacağız yani bu işi. Önümüze bakacağız diyorsun.
O zaman ne yapalım bu haftalık? Bugün tamamız. Bu kadar değil. Açtık çünkü, bile. Evet yani sonuçta izleyiciler de aksiyonla ilgililer. Yani adamlar sonuçta artık aksiyon bekliyorlar. Onları da şey yapalım, bekleyelim sayfamıza falan. Buradan yakında bilgileri paylaşacağız arkadaşlar sizlerle. Bayağı açmışız. Evet bayağı açtık. Yani ben Batman'ın ikinci saati falan açtık. İlla Instagram'dan tekrar kovulmayı mı bekliyorsunuz? Beklemiyoruz. Artık yavaşlıyoruz. Sonuna getirelim. İyi pazarlar diliyoruz. Evet, iyi bir hafta diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.